Değerli katılımcılar, değerli konuklar, değerli konuşmacı dostlarımız, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün bir panelimiz var. Konumuz da şehir hastaneleri. Şehir hastaneleri, Türk Tabipleri Birliği'nin ve İstanbul Tabip Odası'nın uzun yıllardır, 2010'lardan, 11'lerden beri üzerinde önemli durduğu bir süreç. Bunların yapım süreci, ihale süreçleri. Bu süreçte tabii bizim en çok ilgimizi çeken noktalar kamudan özele çok ciddi bir kaynak aktarımı. %70 psikiyatri hastaneleri için %80 doluluk oranı garantisi. 25 yıl boyunca süren borçlanmalar. Yıllık kira bedellerinin birkaç yılda temel yatırım bedelini karşılayacak olması ve uzun yıllar çok ciddi, yüksek miktarlarda bir kirayı konsorsiyumlara, şirketlere ödeyecek olması devletin. Bunlar Türkiye'de tabii Sağlık Bakanı da ifade ettiği gibi sağlıkla dönüşümün ikinci fazına karşılık geliyor. Bu fazda özelleştirmeye doğru giden, çok ciddi kaynakları özel şirketlere aktarmaya doğru giden bir faz, bunu söyleyebiliriz. Bu konuyu ele almak için iki değerli konuşmacımız var. Bir de moderatörümüz var. Güray Kılıç arkadaşımız toplantının moderasyonunu yapacak. Konuşmacılardan biri bizim çok yakından tanıdığımız bir meslektaşımız, dostumuz, mücadele arkadaşımız Profesör Doktor Aytu Atıcı. Kendisi Mersin Tabip Odası eski başkanı. O yıllarda da hep birlikte mücadeleyi sürdürmüştük. Diğer konuşmacımız Çiğdem Toker, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Kendisini özellikle şehir hastaneleriyle ilgili yazdığı yazılardan biliyoruz ve takip ediyoruz. Çok değerli bilgileri bizlerle paylaşıyor. Tabii bir de Mersin Tayyip Odası eski başkanı Aytu Atıcı'nın burada olmasının bir anlamı da Türkiye'de ikinci şehir hastanesinin Mersin'de kurulmuş, yapılmış olması. Ona ilişkin değerlendirmelerini de bu toplantıda kendisinden merakla bekliyoruz. Ben Güray Kılıcı ve iki konuşmacımızı davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hakikaten kamuoyu gündemine çok yoğun, hak ettiği ölçüde yoğunlukta girmeyen bir konudan bahsedeceğiz. Sağlıkta dönüşüm programının birçok evresini, birçok aşamasını hep beraber yaşadık. İstanbul Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği olarak ve diğer dostlarımızla beraber bu konunun her boyutunu kamuoyuna taşıdık, olumsuzluklarını sergiledik ve birlikte mücadelesini verdik. Değişik meslek örgütleriyle, sendikalarla ve siyasi partilerle beraber. Ama bu konu hakikaten hak ettiği önemi de yer almadı. Bu konu sağlıkla dönüşümün üçüncü fazı gibi aktarılan bir konu. Aslında ondan da öte bir şey, bir tür Sağlık Bakanlığı bunu bir taçlandırma olarak tanımlıyor. Hakikaten bu programın tamamını içeren, bütününü içeren bir şey bu. Bir özü hülasası, basitçe bir yatak yenileme işi değil. Yani Türkiye'de eskimiş hastane yapısını yenileme, yeni hastaneler kurma meselesi değil. Onunla beraber yeni bir sağlık sisteminin tüm özelliklerini içinde barındıran, birinci basamaktan üçüncü basamağa, tıp eğitiminden uzmanlık eğitimine birçok unsuru etkileyecek bir husus. Bununla beraber tabii sağlık hizmeti sunumundan, mekanı itibarıyla, içinde çalışanların konumundan,
ilişkilerinden, birbiriyle olan ilişkilerinden, sözleşmeli çalışma düzeninden, hastaların sağlık hizmetlerine nasıl erişeceğine kadar birçok konuyu içeren, çok ayrıntıya sahip bir mesele şehir hastaneleri. Adı da yanlış konulmuş bir şey. Şehir değil, maalesef şehir dışı hastaneler aslında. O da bir yanılsama, AKP'nin birçok uygulamasında olduğu gibi bir yanıltma. Şehir dışlarında açılan hastaneler, şehir içindeki hastaneleri ortadan kaldıran bir düzenleme. Entegre sağlık kampüsleri aslında. Olayın birçok boyutu var. Bunları iki değerli konuşmacımızla ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ben sözü önce Çiğdem Hanım'a vermek istiyorum. Çiğdem Hanım hakikaten bu konuyu uzun zamandır gündemine taşıyan bir yazar. Bir muhabir heyecanıyla taşıyan, haberi yani haber değeriyle köşe yazılarını oluşturan bir yazar. Kamu özel ortaklığı meselesini bu çerçevede ki birçok meseleyi yansıtan şehir hastaneleri de bu kapsam içerisinde. Hani o yasaların köşede bucakta gizlenmiş ayrıntılarını ortaya koyan, önümüze seren ve bizim anlayabileceğimiz, hani sıradan vatandaşın anlayacağı dilde sergileyen bir yazar. Çok faydalandık kendisinden. Bu konuyu bize özellikle kamu özel ortaklığı çerçevesi içerisinde bu serencamını, gidişini bize aktarır diye düşünüyoruz. Öncelikle davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum ve sözü Çiğdem Hanım'a bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Efendim iyi akşamlar. İstanbul Tabip Odası'na daveti için teşekkür ederim ve siz değerli hekimlerle bir arada olduğum için öncelikle heyecan duyduğumu bilmenizi isterim. Bunu paylaşmak istiyorum sizinle heyecan duyduğumu. Güray Bey'in söylediği gibi şehir hastaneleri benim gazetecilik anlamında kadrajıma giriyor. Merak ediyorum çünkü, yani bir yurttaş olarak merak ediyorum, hastalanan, doktora giden, sağlık hizmeti alan bir yurttaş olarak. Diğer yandan da ekonomi gazeteciliğinden geldiğim için köken itibariyle zaten giriyor alanıma. Çünkü bu şehir hastanelerinin modeli olan kamu özel ortaklığı o zaman böyle anılmıyordu. Esas itibariyle 80'li yılların ikinci yarısı, 90'lı yılların başında bizlerin gündemine girdi. Yap işlet devlet projeleriyle girdi. Konuya böyle hızlı bir giriş yaptım ama bir genel çerçeveyi çizmek önce herhalde daha anlamlı olacaktır model itibariyle. Bu arada unutmadan da Güray Bey'in şahsımla ve gazeteciliğimle ilgili söylediği samimi değerlendirmeler ve sözler için çok teşekkür ederim. Bunları çok önemsiyorum çünkü yazdığım her cümlenin özellikle içinde bulunduğumuz ortamda bir hüküm, bir kıymet, bir anlam ifade etmesini istiyorum. Çünkü bizler şu dönemde aslında var olma ve onur savaşını iç içe veriyoruz, mücadelesini iç içe veriyoruz. Gazetecilik anlamında var olmaktan bahsediyorum. Soru sorabilme gücünden, haber üretebilme, haber yaratabilme gücünden ve iktisadi olarak da var olabilme. Yani anmış olayım, tabii ki biliyorsunuz ama hem icraî anlamda hem de entelektüel anlamda bir gazetenin, ülkenin en köklü gazetesinin aklı içeride, cezaevinde 4 aydır ve neyle suçlandıklarını bilmiyorlar. Doğal hakim karşısında henüz çıkabilmiş değiller. İddianameleri henüz yok ve aslına bakarsanız Cumhuriyet Gazetesi her gün yeniden çıkarak bir küçük ölçekli her gün tekrarlanan bir mucizeyi paylaşıyoruz aslında biz. İşi sadece gazetecilik olan insanlar olarak. O nedenle oradan doğru ben bakıyorum size. Bu var olma mücadelesi ve savaşın, onur savaşının içinden doğru bakıyorum. O nedenle bildiklerimi, yazdıklarımı yeniden üretmek ve çoğaltmak adına paylaşmak için burada olmak benim için çok anlamlı. Onun özel bir kıymeti var. Bunu da belirtmiş olayım. Konuya öyle geçeyim tekraren. Şimdi bu şehir hastaneleri bahsi işte mevcut Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlığı döneminde ve başbakanlığı döneminde hayalim diye ifade ettiği bir konu. Kamu özel işbirliği ya da kamu özel ortaklığı iki şekilde anılıyor. Yani hangisi
terminolojik olarak daha doğrudur. Kamu özel işbirliği mi, kamu özel ortaklığı mı? Bir Dünya Bankası kaynakları genellikle referans alınıyor kamu özel ortaklığında. Dünya Bankası hep projelendirmiş, küresel ölçekte ülkelere bakıldığında destek olmuş. Bunun teorik çerçevesini de çizmiş ve borçlandırmış ülkeleri. Aslında böyle bakmak lazım. Ben en azından böyle bakıyorum. Şehir hastaneleri kamu özel işbirliği modelinin, bir finansman modelinin dört temel unsurundan birisi. Demin yaptığım girişe tekrar atıfta bulunayım. Yap işlet devret, yap işlet, işletme hakkının devri ve nihayetinde de bu şehir hastanelerine temel olan yap işlet kirala. Yap kirala devret ya da. Bu yap kirala devret bölümü sadece şehir hastaneleri için, sağlık sektörü için kullanılan bir model olduğunu görüyoruz. İşte Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, 3. Köprü gibi yine sıkça işlediğimiz koşullu yükümlülükler ve garantiler dolayısıyla o ulaşım projeleri ise ağırlıklı olarak yap işlet devret modeliyle tasarlanmış projeler. Yap işlet biraz daha geride kalan, kullanım ömrünü doldurmuş bir model olarak yap işlet, yani kamu özel işbirliği altında. Onunla da 90'lı yıllarda enerji santralleri yapıldı. Mülkiyeti tamamen özel sektöre ait. Özel sektör yapıyor, özel sektör işletiyor. Bir devir söz konusu değil. Tersine devlet alım garantisi veriyor üretilen enerjiyle ilgili olarak, yıllara sari olarak. Şehir hastanelerinde çarpıcı olan ve hani ömrümüz yettikçe ne kadar vurgulasak ben yetmeyeceğini düşündüğüm mühim olan kısmı yapısı. Demin işte Güray Bey de andı esas itibariyle. 25 yıl boyunca devlet kira ödüyor şirketlere. Bu 25 yıllık kira baktığımızda Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı bir çalışma var. O çalışma referans olarak önemli. Yani bazı rakamlar eskimiş olabilir. Sabit yatırım bedellerinden kiralara kadar eskimiş olduğunu düşünebiliriz. Ama onları rahatlıkla bugüne getirebiliriz, eskale edebiliriz. Çok çarpıcı unsurlar var. Yapılan yatırım 3 yılı ya da 4 yılı geçmiyor. Kendini amorti etme süresi şirketler açısından bakıldığında. Geri kalan 20-21 yıl boyunca hazine, devlet, Sağlık Bakanlığı adına her ne koyarsak koyalım, son tahlilde bunun ortak paydası kamu kaynaklarıdır. Kamu kaynaklarından 20 yıl boyunca bu yatırım bedelini aşacak tutarlarda kiralar ödeniyor. Ben mesela şahsen bu yapılan sözleşmelerin, kira sözleşmelerinin döviz üzerinden mi, döviz kuru üzerinden mi, TL üzerinden mi olduğunu bilmiyorum. Bu çok önemli çünkü mesela elimizde 2012-2013 yılına ilişkin şeyler var, bazı rakamlar var. Diyelim ki işte Ankara Etlik, Ankara'da iki tane büyük hastane yapılıyor. Bu şehir hastanelerinin adı şimdi kısaca ESK, Entegre Sağlık Kampüsü'ne dönüşmüş durumda. Mesela bir Bilkent'te bir de Etlik'te iki büyük hastane yapılıyor. Bunlar tamamlandığında Ankara'daki bütün kamu hastaneleri kapanmış olacak. Devlet hastaneleri bitmiş olacak yani. Şimdi biri 3566 yataklı gözüküyor. Biri 3680 yataklı gözüküyor Bilkent olan. Şimdi arada mesela sabit yatırımları aynı gözüküyor ama 1 milyar 97 milyon liralık bir sabit yatırım görüyoruz. Bu Türk Tabipleri Birliği'nin verileri. Ama fazla ödemeye baktığımızda 25 yıl boyunca, kira bedeline baktığımızda hiç de küçümsenmeyecek farklar görüyoruz.
1 milyar liraya yakın bir fazla ödeme farkı var Ankara Birkent ile Ankara Etlik arasında. Geleceğim yer aslında şurası, vurgulamak istediğim şey. Bunun gibi toplama bakıldığında 30 şehir hastanesi bittiğinde, tamamlandığında, projelendiriliyor Sağlık Bakanlığı'nca. Bu 30 projenin biz verilerine ve bilgilerine çok böyle rastlantısal, bazen açılan davalarda, bazen yapılan ihalelerde, çıkmış haberlerde bulup derleyebiliyoruz. Yani derli toplu, listelenmiş bir şekilde bunun devletin yükümlülüğü ne, üstlenen şirketin yükümlülükleri ne, ne kadar süreyle, kaç yıllara sari nasıl harcamalar yapılacak? Bununla ilişkin derli toplu bir takip ve bir izleme seti verisi yok. İşin bu kısmı her zaman saklanıyor, örtülüyor. Yazılarımda ısrarla vurguladığım kısım da zaten bu. Mesela işte çok yüksek teknoloji, halkımız bunlara layık filan gibi siyasi söylemlerle yatırımların teknolojik kapasiteleri ve üstünlükleri öne çıkarılıyor. Ama hazinenin 25 yıl boyunca ne kadarlık bir yükümlülük altına gireceğini biz hiçbir kaynakta, resmi dokümanda göremiyoruz. Sağlık Bakanlığı mesela internet sitesinde ya da faaliyet raporlarında bu yok. Ciddi olabilecek önemli kaynak Kalkınma Bakanlığı'nın, eski Devlet Planlama Teşkilatı'nın hazırlamış olduğu bir rapor var. Kamu özel işbirliği uygulamaları diye. O raporda en son 2015 yılına ilişkin verileri kapsıyor. Orada 17 şehir hastanesi için, projesi için 27 milyar dolarlık bir kira yükümlülüğünden bahsediliyor devletin. Ben bu şehir hastaneleriyle ilk ilgilenmeye başladığımda inanamamıştım. Yani devlet hazine arazisi veriyor şirkete. O hazine arazisinin üzerine hastane inşa ediliyor. Kapanacak kamu hastanelerinden doktor ve sağlık personeli transfer ediliyor. Hastane yapılıyor, bitiriliyor. 25 yıl boyunca kira ödeniyor. Fakat bunun yanı sıra otoparkından gasilhanesine kadar her metrekaresi neredeyse birer kar ve gelir alanı olarak planlanıyor ve tasarlanıyor. Oradan da şirket kazanıyor. Yani akıl almaz bir transfer var burada. Kamu kaynaklarının transferi var. Ve bu da müthiş bir hünerle, siyasi hünerle, biraz da bu, biraz değil, daha çok da bu medyanın halinden dolayı dönüştürülerek, başkalaştırılarak bir rıza üretim mekanizmasına dönüştürülüyor. Benim gazeteci olarak itirazım buna oldu yazdığım yazılarda ve sorularda hep. Yani nüfus artışı, işte artan kentleşme dolayısıyla işte devlet bütçesinden bu kadar büyük yatırımları tek başına altından kalkamaz, yapamaz filan gibi bir şey var, resmi bir söylem var 90'lı yıllardan bu yana. Ama o çok övünülen mali disipline, bu projelerin, kamu özel işbirliği projelerinin orta ve uzun vadeli olarak nasıl yansıyacağına ilişkin bir projeksiyon yok. Yaptılarsa da biz bunu bilmiyoruz. Mesela şu anda 10. 5 yıllık kalkınma planı içindeyiz. Bu mecliste kabul edildi. Orada ilk kez kamu özel işbirliği ihtisas komisyonu oluşturulmuş. Bu konu enine boyuna tartışılmış, görüşülmüş 3 yıl önce ve hatta şöyle bir alıntı aktarayım size. Denmiş ki, kamu özel işbirliği modeli yüksek uzmanlık gerektiriyor. Başarısız bir yönetim halinde kamu kesimi üzerine uzun yıllara yayılan yüksek mali yük riski getiren bir modeldir. Bu nedenle kamu kurumlarının köy alanında uzmanlaşmış ve koordinatör nitelikleri taşıyan bir
üst yapı tarafından yönlendirilmesine ihtiyaç var. Sonra şu denmiş, projelerin bütçe üzerindeki risk ve etkilerini ölçebilecek etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması gerekiyor denmiş. Yanı sıra sözlerimin başında ifade ettiğim köyi modelleri, işte yap işlet, yap işlet devret, işletme hakkının devri, kirala devret, bunların hepsi için ayrı ayrı yasal düzenlemeler var ve bunlar dağınık bir şekilde duruyor. Bunları sistematize edelim, birleştirelim ve özgün, otantik bir kamu özel işbirliği mevzuatı hazırlayalım. Buna da ihtiyaç var denmiş. O da yok. İdari kapasitenin geliştirilmesi ve bürokraside bununla ilgili bir kurumsal bir yapı oluşturulması gerekiyor denmiş. O da yok. Dolayısıyla böyle bana göre muazzam esrarengiz, bugünkü yazımda da iki karanlık sözleşme daha dedim. Yazının başlığı oydu. Bugün yapacağım konuşmayla bugün çıkan yazımın şehir hastaneleri üzerine olması da tamamen bir rastlantı. Yani planlansa, kurgulansa ancak bu kadar olur. O da okumayan değerli katılımcılar açısından okumamış olan vurgulayayım. Dünkü resmi gazetede yatırım teşvik belgelerinin listesi yayımlandı. 500 küsur, 600'e yakın kurum ve şirkete ait işte sektörel tarımı var, hizmetler sektörü var, sağlık alanında var. Sektörlere verilen teşvikler listelenmiş. Onları incelerken rastladım. İşte KDV istisnası var, kurumlar vergisi muafiyeti var, işte faiz desteği var, bir sürü sektörüne göre değişik destekler var. İkisi kamu özel işbirliği modeline göre, biri Kocaeli, öbürü de İzmir Bayraklı, evet. İki şeye ilişkin, iki şehir hastanesine ilişkin teşvik belgeleri yayımlanmış. Hocam bitiyor herhalde bunlar zaten değil mi? Yani inşaatı devam eden. Ama bu ikisi mesela ben şeyi anlamadım. Neden bu 2017'de teşvik şeyi yayımlandı? Çünkü 2013'te temelleri atılmış ve inşaatları devam eden iki hastane, Kocaeli ve İzmir Bayraklı. $184 milyon yanlış anımsamıyorsam ikisinin toplam 2017 yılına ilişkin teşvik tutarı, hazine arazileri hariç Gama Holding ile Türkerler ortaklığına ait iki hastanenin ikisinde aynı grup yapıyor. Bu konuda söylenebilecek bir başka şey de mesela şu şeyi söyleyeyim. Böyle topladığınızda toplamadım, o benim eksiğim olsun, onu da anmış olayım. Böyle 10 civarında ya da onun biraz üzerinde toplam şirket var. Şehir hastanelerinin kompozisyonları, yani müteahhit kompozisyonlarına baktığımızda. Örneğin bunların 4'ü Rönesans Holding'e ait. Rönesans Holding, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı yapan müteahhit firma. 4'ü ona ilişkin. Birisi Ankara'daki Ankara Bilkent'i yapan İçtaş, bu büyük yine yap işlet devlet köprü projelerinde söz sahibi olan firmalardan birisi. Burada Colin de var şeyde değil mi? Bilken Astaldi İçtaş var birisinde. O şey Etlik. Etlik'te Astaldi İçtaş var. Evet, Etlik Hastanesi'nde var. O Etlik Hastanesi ile ilgili olarak mesela bir not düşmüş olayım. Orada zaman ayırıp da bakılabilirse çok katkısı olacağını düşünüyorum bir perspektif açısından. Ben de yeni gördüm tesadüfen, hiç beklemiyordum, bilmiyordum yani. Normal koşullarda bu şehir hastaneleri şeyden muafmış, bu çevresel etki değerlendirme raporlarından muaf tutulmuş. Fakat şehir hastanelerinin yapımı için uluslararası piyasalarda finans kuruluşlarından para arandığı için, kaynak arandığı için biz kendi iş mevzuatımızda ÇED raporu gerekli değil desek bile o finansörler bunu istiyorlar. O nedenle böyle bir çalışma yapmak durumunda kalıyorlar. Şey koymuş onu, Etlik Hastanesi sitesine o ÇED raporunu koymuş.
Ben çok bilgilendim. Yani atık yönetiminden günde işte havaya ne kadar karbon salınacağına kadar. Ya muazzam bir negatif anlamda söylüyorum tabii bunu. Bölgede, yörede bu, hem atmosferden hem havadan hem sosyal dokuya kadar müthiş değişimler yaratıyor. Ya yani şehir hastanelerinin bir de böyle bir tarafı var. Mesela işte orada çalışacak inşaat işçileriyle ilgili paragraflar var şeyde, raporda. İşte yöre halkı şeyde paydaşlar toplantısında işte biz bundan rahatsız oluruz falan demişler. Ondan sonra şirketlerde biz de işçilere eğitim veririz, merak etmeyin falan demiş. Böyle şeyler. Yani çok katmanlı, çok ilginç. Yani okudukça, anlattıkça, öğrendikçe bence bitmeyecek bir konu ama sonuçta toplama baktığımızda en önemli konu bizlerin vergileriyle var edilen ve bir egemenlik belgesi olan aslında bütçeden bu projelerin çok uzun süre, yani geleceğimizi rehin bırakacak ölçüde finanse ediliyor olması ve bu verilerin, bu rakamların şeffaf olmaması, üstünün örtülmesi, ne kadar bir yükümlülük altına girdiklerini bizim bilmiyor olmamız, bütçede bunun yer almaması. Bugünkü yazıyı şey diye bitirmiştim, yani neyse ki varlık fonu var cümlesiyle bitirdim. Bu bir kestirim, bu bir tahmin. İçinde şehir hastanelerinin de yer aldığı diğer işte hazine garantilerinin, işte mesela burada hasta yatak doluluk garantisi veriliyor şehir hastanelerinde. İşte havaalanlarında yolcu garantisi veriliyor, 3. havalimanında. Köprülerde de yolcu garantisi veriliyor, geçiş garantisi veriliyor. Ve bunlar şey üzerinden, döviz kuru üzerinden ve o döviz kuru da Amerikan enflasyonuna, tüfesine endeksli bir şekilde artacak. Yani yapılan sözleşmeler, DHM ile, karayollarıyla, müteahhit şirketler arasında yapılan uygulama sözleşmeleri böyle. Orada şey yazıyor, dolar yazıyor, euro yazıyor ve onların işte Amerikan enflasyonuna endeksli olduğu yazıyor. Toparlayacak olursak, en önemli konunun ben bu finansman meselesinin ve bütçeye getirdiği, kuşaklar üzerine getirdiği mali yükün bilinmiyor olması olduğunu düşünüyorum ve Türkiye Varlık Fonu'nun görüşmelerini Plan Bütçe Komisyonu'nda izlemiştim geçen Ağustos'ta. Kuruluş ve varoluş sebebinin, daha doğrusu Türkiye Varlık Fonu'na ihtiyaç duyulmasının temel sebebinin de aslına bakarsanız bu tür koşullu yükümlülükler içeren şehir hastaneleri ve bu mega projeler, daha yapılacak olanlar var işte planladıkları, Kanal İstanbul gibi, onların ağır finansman yüklerinin döviz kuru üzerinden uzun yıllara sari yükünü hafifletmeye dönük bir aktarım mekanizması olacağı öngörülüyor. Çok ağır bir yük. Dolayısıyla bu, işte dün Sayın Başbakan grup toplantısında işte bu kadar çok yataklı hastane Amerika'da bile yok dedi. İşte orada bölgeden gelmiş şeyler, partili seçmenler muazzam bir tezahürat yaptılar. İşte yıkıldı salon. Böyle sloganlar attılar. Ben tabii haddimi aşmayayım. O da herhalde koruyucu sağlık hizmetlerine daha çok kaynak ayırıyor Batı'da. Ülkeler, devletler sağlık politikalarını belirlerken bizdeki gibi hadi hasta olun deyip kaç vatandaşının hasta olacağını şirketlere garanti etmiyorlar. Ya da vakti zamanında ettilerse bile, ki İngiltere'de yapmışlar bunu, geri dönüyorlar şimdi kamu özel işbirliği projelerinden. Şimdilik burada noktayı koyayım ve teşekkür edeyim. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Çiğdem Hanım'a yaptığı bu giriş konuşması için daha sonra tartışmalarla zenginleştireceğiz. Zaten sorularla açacağız, katkılarını alacağız. Diğer konuşmacımız, değerli meslektaşımız Aytu Atıcı, mücadele arkadaşımız, başkanımızın da ifade ettiği gibi
Sağlıkta Dönüşüm Programı ortaya konduğu andan itibaren bu programa karşı ortak mücadele yürüttüğümüz bir arkadaşımız, Mersin Tabip Odası Başkanı iken de bu mücadelenin yürütücüsüydü. Daha sonra siyasete atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mersin Milletvekili seçildi. Orada da mecliste özellikle sağlığa ilişkin yasal düzenlemelerde ciddi mücadele veren bir arkadaşımız. Şimdi kendisini hem o mücadelesi içerisinde yaşadıklarını hem de özellikle şehir hastaneleri örneğinde seçim bölgesindeki örnekten hareketle ayrıntıları merak ediyoruz. Buyurun, söz sizde Aytun Bey. Ben şuradan kalkacağım. Evet, istersen. Çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. Çok değerli Türk Tabipleri Birliği Başkanımız, sevgili Raşit Hocamız, çok değerli dostlarım. Salonda hakikaten çok sayıda güzel dostumuzun, meslektaşımızın olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Bu davet için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şehir hastaneleri ya da şehir efsaneleri ya da kamu özel işbirliği modeli, adına ne derseniz deyin, uzunca bir süre bizi çok meşgul etti. Uzunca bir süre zamanımızı aldı ama engel olamadığımız bir yapıya dönüştü. İsmine bakın, diyor ki şehir hastanesi. Yani o kadar güzel bir şey çağrıştırıyor ki, şehri çağrıştırıyor, hastane, şehrin hastanesi olacak. Diğer ismine bakın, kamu özel işbirliği. Yani her bir kelime özenle seçilmiş. Kamu deyince herkesin aklında devlet hoş bir şey, özel bir özellik şey yapıyor, işbirliği. Yani her şeyi böyle tek tek seçmişler, sanki çok güzel bir şeymiş gibi bizim karşımıza getirdiler. Ben de konuşmamı şu soruya cevap arayarak sürdüreceğim. Gerçekten karar vermemiz gerekiyor. Şehir hastaneleri halkın sağlığı için mi, sermayenin sağlığı için mi tasarlandı, planlandı? Bunun mutlaka cevabını bulmamız gerekiyor. Tamam, biz biliyoruz ama halkta şöyle bir algı var. Ne yani kardeşim? Hastane yapmayalım mı? Yani bu kadar büyük hastaneler yapılıyor. Şu muhalefetin, hadi sırf CHP demeyelim, TTP de bunun muhalifi. Şu muhaliflerin durumuna bak. Ne yapsak yaranamıyoruz. Dağları deliyoruz, büyük hastaneler yapıyoruz. Yani inanılmaz, Amerika'da bile olmayan bir şey yapıyoruz. Yine memnun edemiyoruz, yine memnun edemiyoruz. Algısı, söylemiyle halk da bir algı yaratıyorlar. Ya hakikaten, yani bu hükümet... Ya gerçekten çok güzel işler yapıyor. Yollar yapıyor, köprüler yapıyor, barajlar yapıyor, hastaneler yapıyor. Bu muhalefet hakikaten niye her şeye itiraz ediyor? Böyle saçma şey olur mu diye bir algı var. Yani tabanda, halkta böyle bir algı var. Bu algıyı yıkmak mümkün mü? Vallahi çok zor gibi görünüyor. Bu algıyı yıkmak hakikaten yani neredeyse imkansız gibi görünüyor. Halk ne zaman anlıyor? Ancak kendine ucu dokunduğu zaman, maddi olarak ya da hakikaten sıkıntıyı yaşadığında. Bizim görevimiz ne? Biz şu salonda şimdi hepimiz baksan, yani babası annesi zengin olan çok çok az insan vardır hekim camiasında. Hepimiz orta halli, alt tabakadan, orta tabakadan gelmiş, hekim olmuş insanlarız. Halkımızı da çok iyi tanırız. Ama bu halkın içinden süzüldük geldik biz. İmbik'ten defalarca geçtik. Yani ÖSS'den tutun da ne bileyim ben işte hekim olana kadar, uzman olana kadar, akademisyen olana kadar birçok İmbik'ten geçtik. Şimdi bizim birkaç adım ilerisini görmek gibi bir mecburiyetimiz var. Yani hekim olmasak da bir aydın olmaya çalışan bir insan olarak birkaç adım sonrasını görmek gibi bir durumumuz var. Sigara içiyor insan. 30 senedir abi sigara içiyorum. Gittim akciğer filmi çektirdim. Cıncık gibi benden sağlamsın dedi doktor. Yani şimdi o zaman sigara mı içelim? 90 yaşıma kadar sigara içtim, bak bir şey olmadı mantığıyla gidecek olursak işimiz yaş. Ama halkımız da maalesef bu mantıkla devam ediyor. Gerçekten şehir hastaneleri ne için kuruldu, ne için planlandı? Bu algıyı yıkmak gerekiyor mu? Yoksa yıkamayacaksak da biz ne yapacağız? Oturacağız, biraz da sizden geri bildirim alacağız. Şimdi eğer izniniz olursa, tabii üstünden bu tartışmaların komisyon, alt komisyon, arkasından tekrar komisyon, meclis, genel kurulu aşamalarının hepsinde
aktif rol oynamış bir meslektaşınız olarak birkaç madde, önemli gördüğüm birkaç maddeyi size tekrar hatırlatacağım. Yani neyle başladık, biz neye itiraz etmiştik, şimdi ne oldu Mersin Şehir Hastanesi'nde, başımıza ne geldi, hakikaten biz mi çok kötümseriz, biz mi yani bu insanlar, bu muhalifler hakikaten yani her zaman her şeye karşı mı, ona bir bakalım. Şimdi kamu özel ortaklığını bir hatırlayalım. Ne yapacaktı? Devlet bir şirkete bedava bir arazi verecek. Bir şirket düşünün, konsorsiyum da olabilir, uluslararası bağlantıları da olabilir, hiç önemli değil. Bedava bir arazi verecek ve buraya şirket bir tesis yapacak. Bugün hastanedir, yarın okuldur, öbür gün bir başka bir şeydir, hangisi hoşuna giderse onu verebilecek ama arazi bedava. Var olan bir tesis varsa şirket bunu da yenileyebilecek. Yani arazi yok ama bir hastane var, bir okul var. Bunun yenileme işini de kamu özel ortaklığıyla yepyeni bir sistem diye bize tanıttılar. Yap, kirala, devret şeklinde. Ve biz 30 yıla kadar kira ödeyeceğiz buraya. 30 yıla kadar. Bu komisyona ilk geldiği hali 49 yılda arkadaşlar. Bugün gibi hatırlıyorum. Yani zaten meclise sunulan şekli de TBMM Govter'den çıkarılabilir. 49 yıllığına kadar biz oraya kira ödeyecektik. Zorla bunu biz direttik de ancak 30 yıla kadar indirebildiler. Peki bu şirket geldi, bir işe talip oldu. Uluslararası finans şirketleri de geldi. Tamam dediler, al sana bu işi verdik. Birazdan ihale yöntemlerinden de bahsedeceğim. Peki gidecek bu şirket, cebinde parası yok, kredi alacak. Gitti dedi ki, yurt dışından finans kuruluşları dedi ki bana kredi verin. Niye? İşte ben Mersin'de şehir hastanesi yapacağım. İyi veririz de Türkiye'nin ekonomisi iyi değil. Yani ya batarsan ne olacak? Kimsenin kefilin? İşte kefilim, yani biz bir konsorsiyumuz, şirket yok kardeşim dediler. Git devlete söyle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sana hazinesiyle kefil olur mu? Eğer sana hazinesiyle kefil olursa, yani sen battığın zaman benim sana verdiğim kredi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından bana ödenecekse o zaman yanıma gel. Bunlar ne yaptılar, ettiler? İlk halinde olmayan bir şeyi de eklediler. Devlet bu finans kuruluşlarından kredi almak üzere bu şirketlere, konsorsiyumlara kefil oldu. Hatta bu yeni bir şey mi? Yeni bir şey değil aslında. Çok eskiden beri var ama 1 milyon Türk lirası, 1 milyar Türk lirasının üzerindeki büyük yatırımlara devlet kefil oluyordu. Ne yaptı? Ettiler bunu 500 milyon Türk lirasına kadar düşürdüler. Yani hazineyi buna kefil yaptılar. Birazdan gene gelecek, gittiler gene finans kuruluşlarına dediler ki ben Mersin Şehir Hastanesi yapacağım. Bak Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hazinesiyle bana kefil oldu. Hadi paramı ver artık, gideyim bir an önce ben de işimi yapayım. Yok dedi, olmaz. Niye? Ya orası daha da, sen bana geldiğinden itibaren Türkiye daha da kötüye gitti. Hukuk diye bir şey kalmadı. Bunlar işte yok FETÖ'ydü, yok yargıydı, bilmem ellerini aldılar, şu oldu, bu oldu. O zamanlar Ergenekon Balyoz vardı. Görmüyor musun Türkiye'nin halini? Git, eğer bir anlaşmazlık olursa aramızda bunu biz uluslararası mahkemelerde çözeriz. Yani biz Türk mahkemelerine güvenmiyoruz dedi. Hoppala, şimdi iş artık, yani paramız gidecek, neyse de şerefimiz de gitti. Yani Türkiye'deki mahkemelere, yargıya güvenmiyoruz diye açık açık söylediler. Daha da beteri, bunlar tekrar geldiler bu şirketler. Dediler ki Sayın Başbakanım, vallahi durum böyle böyle. Yani bunlar bize kredi verecekler, niyetliler ama buradaki yargı sistemine güvenmiyorlar. Sen işte eğer bir madde eklerseniz buna, bir uyuşmazlık halinde Avrupa mahkemeleri devreye girecek. Yani o finans şirketinin bulunduğu ülke mahkemelerinde bu anlaşmazlıklar çözülecek. Yani mahkeme finans şirketinin bulunduğu ülke olacak. Vallahi kabul ettiler. İnanılır gibi değil ama onu da kabul ettiler. Yeter ki dışarıdan para gelsin. Çünkü çok ciddi para var bu işte. Birazdan o paraları da göreceğiz. Yani devlet bu şirketin dış borcuna hazine garantisi verdi. Yani devlet bir şey yaparken sürekli kendisi kefil ister. Hatırlayın, yani biz öğrenci kredisi alırken bile aman emekli olmayan iki tane kefil getir diyen devlet bu sefer gitti elin adamına hazine garantisiyle borç para alması için kefil oldu.
Proje bize mi ait? Hani yerli milli, yerli milli diye çıktılar ya. Hayır, ithal bir proje. Daha önce de var. Çiğdem Hanım da söyledi. Public private partnership dedikleri, İngiltere'de olan, ondan sonra böyle saçma sapan bir şey olur mu kardeşim deyip terk edilen, ondan sonra bize de kakalanan bir sistem. Yani biz özelleştirme işini yapmıyoruz aslında deyip özelleştirmeye yeni bir ad koydular. Keşke özelleştirme olsa. Yani tekeli özelleştirirsin. Ne bileyim ben işte bir sürü Sümer Bank'ı özelleştirirsin. Mevcut olan bir şeyi daha önce babalarımızın, dedelerimizin yaptığı bir kuruluşu zarar ediyor diye özelleştirirsin. Dersin ki ya 1 liraya sattım SEKA'yı. E ne oldu? Tamam sattın, hadi ne verdin? İyi bildin, yeter ki işlem yürüsün. Bu öyle değil. Beterin beteri var mı? Var. Bu üstelik de öyle bir duruma geldi ki özelleştirmeden daha kötü, çünkü geleceğimizi satıyor. İşte en fazla 30 yıllığına kadar kira ödeyeceğiz. Son söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. Çiğdem Hanım'ın yazısında da vardı bugün. 3-4 yılda kendini amorti eden bir sistem. Ya 3-4 yıl içinde kendini, sabit yatırımını kira ile, bakın, sadece kira ile amorti eden bir sisteme biz 25 yıl, hatta Mersin'de 28 yıl kira ödeyeceğiz. Buna ne dahil? Sadece hastaneden alacakları kira dahil. Peki birazdan gene konu gelecek. Mecburi ticari alanlar, öyle yemin ediyorum şeytanın bile aklına gelmeyecek. Şeytan bile, ulan ben niye geldim bu dünyaya? Ya ne gerek varmış bunlar varken, dedirtecek kadar enteresan işler yaptılar. Mecburi ticari alanlar, ihtiyari ticari alanlar, bir sürü işi de hariç tutarak, rakamlarını birazdan onların da vereceğim. Böylece 2 yıl gibi, bırakın 4-5 yılı, 2-3 yıl içerisinde kendini amorti edip kâra geçecek olan bir sistemi bize büyük bir yatırım, işte büyük bir hastane diye sunmaya çalışıyorlar. Evet, yani kamunun varoluş sebebini de yok ettiler. Kamu bütçesini de bu şekilde şirketlere aktardılar ve daha da kötüsü sermayenin başka alana yatırımını da bu şekilde engellemiş oldular. Çünkü bedava, beleşten çok kolay bir yatırım var. Yani şöyle bir düşünün, kirada oturanlar, acaba kirada oturdukları evi kaç yılda satın alırlar kira parasıyla? Mesela İstanbul'da biraz daha değişiktir muhtemelen ama kaç yılda kira? Kaç? 12 yıl ortalama. 20 yıl, 12 yılda olur mu ya? İyi, 12 yılsa. Kaç? 25 yıl. Ya bu salon çok mu sıcak? Bana mı öyle geliyor arkadaşlar? Vallahi şimdi millet uyursa ben bu sefer özgüvenim azalacak. Dilay, şu salonun bir şeyine bakın Osmanlı'ya kurban olayım. He? 20 yıl, 20 yıl. He? Salonu da biraz, ısısını da biraz düşürelim hakikaten. Ben burada terlediğime göre birazdan rehavet basar insanlar. Uyur muyur, Aytu Atıcı uyuttu insanları demesinler. 20 yıl diyelim hadi. Bakın, dünyada herhangi bir yatırım, dünya genelinde 10 yıl içinde eğer kendini amorti ediyorsa mükemmel bir yatırımdır. 10 yıl içinde. Eğer siz İstanbul'da bir evi 20 yılda kira ödeyerek satın alıyorsunuz ortalama, eğer 10 yılda alacak olsanız vallahi kira ödemezsiniz, kredi alırsınız, evi satın alırsınız. Çok daha kolay bir şekilde borcunuzu ödersiniz, mal sahibi olursunuz. Bakın burada adam hastaneyi 3-4 sene içerisinde amorti ediyor, kâra geçiyor. Yani 10 yıl dünya çapında amorti etme oranı, 10 yıl süresi 10 yıl ise çok iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Bu 3-4 yılda kendini amorti ediyor. Evet, özel sektör acaba kamu kaynaklarına nasıl, yani öyle bir kibar şey yapmışlar ki, özel sektörün kamu kaynaklarına ulaşmasını sağlamak. Bakın yani öyle bir şey ki, ya özel sektörün kamu kaynaklarına ulaşmasını sağlamak. Yani ne kadar güzel işbirliği yapıyoruz. Kamu kaynaklarına ulaşıyorlar. Ulaşım var orada. Bunun tercümesi kamu kaynaklarını nasıl sömürecek? Peki bu harcamaları nasıl denetimden kaçıracak? Bütçe dışına çıkaracak. Eğer bütçe içinde yaparsa, yani kendi paramızla yaparsak bunu, mesela Erzurum'da yapıldığı bir hastane ya da diğer hastaneler, o zaman her türlü denetim mekanizması içerisinde yapacağız. Birazdan bahsedeceğim, dudağınızı ısıracaksınız. Yani hiçbir denetime tabi değil, bütün kamu ihalelerinin, bütün
kanunların dışında tamamen bir özel hukuka dayalı bir şey yapmışlar. Böylece bütçe dışına çıkararak denetimden de kaçırmışlar. Peki eğer devlet hastane yaparsa ne olur? Bütçesi açık verir değil mi? Para yatıracak oraya. Bütçesi de açık verecek. Böylece bakın bütçe fazla veriyor. Ya bak biz gayet iyi gidiyoruz ama bu bütçe 25 yıl sen halkın üzerine ne kadar para yüklediğini de asla gizleyemiyorsun. Sağlık hizmetinde kamu otoritesini ortadan kaldırıyor. Her şey para. Yani elinizde tabii her türlü elektronik cihaz var. Şimdi değil de panelden sonra bana ayıp olmasın diye şimdi bakmayın. Panelden sonra bakın Mersin Şehir Hastanesi'nde hep rakam göreceksiniz. Hep rakam. Şu kadar bin metrekare, şu kadar insan, şu kadar şu olacak, bu kadar. Ve flash haber işte Mersin'de sağlık turizmine açılan kapı. Tamam yani turizm iyi, para demektir, sağlık iyi, para demektir ama inanın bana sağlıkla ilgili bir tek cümle hiçbir yandaş basında bile bulamayacaksınız. Sağlık hizmetlerinin kalitesini şöyle yükselttik diye bir tek cümle bulamayacaksınız. Tamamı çarşafı şöyle düzelttik, artık kırışık çarşaf yok, millet kartonda yatmıyor gibi bir takım şeyleri göreceksiniz ve maalesef bu şekilde gidecek. Bu merak edenler için eğer bu yansıları da burada bırakacağım, detaylı bakmak isteyen arkadaşlarım varsa bizim üzerinde çok çalıştığımız kanunun adı. Şimdi nasıl geldi? Bakın esas yani işin ruhunun para olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Esas komisyon plan ve bütçe komisyonu. Bakın yani şehir hastaneleri, kamu özel işbirliğiyle şehir hastaneleri kurulacak. Türkiye'de sağlık sistemini kökten değiştirecek bir iş yapacaksınız ve bu işi getiriyorsunuz. Sağlık komisyonunda değil, plan bütçede tartışıyorsunuz. Plan bütçede sağlıkçı var mı? Yok. Hadi biz işi gücü bıraktık, bu sefer plan bütçe. Biz tali komisyon yani yan komisyon olarak sağlık komisyonu yani bu konuyu görüşmedik bile, Allah sizi inandırsın. Görüşmedik bile yani. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Vallahi oldu. Ve biz orada itiraz ettik. Dedik ki kardeşim, tali komisyonun görevi esas komisyona hizmet etmektir. Bunun esas komisyona olarak plan ve bütçe komisyonuna gönderilmesi zaten yanlıştır. Bunu lütfen iade edin. Meclis başkanı bunu esas komisyon olarak sağlık komisyonuna göndersin. Biz orada konuşalım. Sonra gelelim plan bütçede para kısmını konuşursunuz diye öyle bir direttik ki ayağa kaldırdık. Komisyonu tatil ettiler o gün. Ertesi gün bir yazı gönderdi sağlık komisyonu. Dedi ki efendim çok yoğun olduğumuz için biz bu konuyu görüşemeyeceğiz. İnanmıyorsunuz değil mi? Yani nasıl inandırayım bilmem, yemin etsem inanır mısınız ama bu maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arşivlerinde tbmm.gov.tr'ye girerseniz bulursunuz. Burada çok yoğun olduğundan dolayı sağlık komisyonu böylesine önemli bir konuyu konuşamayacağını söyledi. Çok yoğun olan sağlık komisyonu son 7 aydır toplanmıyordu bile, iş yok diye. Son 7 aydır hiç toplantı yapmamış olan sağlık komisyonu ben çok yoğunum, bu konuyu görüşemem dedi. Yani olayın ta aslında komisyona bile sevk edilmeden önce bittiğini burada anlamış oluyoruz. Evet, bu girişten sonra birkaç madde üzerinde konuşalım. Ondan sonra biraz da siyasetini yapalım işin. Ondan sonra da sorularınızı da biraz renklendirelim. Bakın bir kere birinci maddede hemen özel hukuk hükümlerine göre yapacaksın. Yani hiç bu tamamen özel hukuk. İki kişi arasındaki hukuk gibi öyle yani yargılanacağın zaman falanca mahkeme falan yok. Bu özel hukuk hükümlerine göre bir tanımı başlatıyor ve diyor ki amacımız diyor ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul esaslar. Ya kardeşim sağlıkta ileri teknoloji gerektirmeyen herhangi bir yatırım olur mu hastane olarak? Ya da yüksek mali kaynak gerektirmeyen bir şey olur mu? Sen burada bütün ama bütün hastaneleri bu şekilde yapabilirsin. Bakın burada hizmet atlayarak gidiyorum. Hizmet bedelini tanımlıyor. Hizmet bedelini diyor ki bakım, onarım, benzeri hizmetlerin bedeli işte ilgili mevzuata göre hizmet alım yoluyla gördürülebilecek hizmetlerin sunulması karşılığında diyor. Yani ne demek istiyor? Öyle adalı adalı yazıyorlar ki ayrıca diyor sen şimdi bu hastaneyi yapacaksın. Ben sana kira ödeyeceğim. Ama ben zaten şimdiki hastanelerimde de bakım onarım işi yaptırıyorum.
Ya bunu sana da ben ayrıca parasını vererek sana yaptırayım. Ya ben zaten şu anki hastanelerimde de hizmet alım yoluyla laboratuvar işletiyorum, radyoloji ünitesi işletiyorum, efendim işte bir sürü malzeme şeyi işletiyorum, hizmet alımı yoluyla yapıyorum MR şu bu. Ya ben sana bunları da vereyim. Yani sana kira ödeyeceğim ama al sen bunları da işlet gibi bir yaklaşımla bir tanım koyuyor. Diyor ki ben bunları da yapabilirim ki birazdan onları da size bir iki rakamla göstereceğim. İşte bakın geldi. İhtiyari ticari hizmet alanları tanımlıyor. Mecburi ticari hizmet alanları planlıyor. Yani mecburi ticari hizmet alan dediğin nedir? Yani bir otopark yaparsın. Burayı verirsin. Kendisi işletebilir. Mecburidir o. Peki ihtiyari ticari hizmet alan nedir? Yani olsa da olur olmasa da nedir? Ya bir otel yapacağız yazmış Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışında. Sağlık Bakanı diyor ki aha eskiden insanlar burada işte kartonun üstünde uyurlardı. Şimdi onlara 5 yıldızlı otel yapacağız. Lan yapacaksın da kim kalacak o otelde? Mersin'deki insanın maddi şeyi belli, profili belli. Hakikaten insanlar da dışarıda yatar mı? Yani biz Adana'da Mersin'de değil mi Dilay Osman çok iyi bilirler. Biz hep dışarıda yatar, damda yatardık. Damdan düşmelerin en yoğun olduğu yer değil mi Adana Mersin'di? Herkes zaten dışarıda yatar. Ama şimdi hayır diyor dışarıda yatamazsın seni 5 yıldızlı otelde ihtiyari ama yani mecbur değilsin paran varsa yani anlamını taşıyor. Bunun yanında ya otelde kalacak işte insanlar bir AVM diksek fena mı olur buraya insanların ihtiyaçlarını karşılayalım. İşte yok marketi olur onun yanında ufak tefek lokantaları şu bu bir sürü ihtiyari ticari hizmet alanlarını da bu şirketlere verip bu şirketlerin yapmasını sağlamak işin acı tarafı. Kanunen mümkün. Bu kanun arkadaşlar. Bildiğiniz kanun yani. Hiç öyle kararname değil, yönetmelik değil, hiçbir şey. Bildiğiniz meclisten çıkan kanun. Ve üstelik de Anayasa Mahkemesi de bunu hiç anayasaya aykırı filan da bulmadı. Yetmedi diyor ki ya sen hastane yaptık ama biz size çok alıştık, çok da güzel para var bu işte. Yenileme hizmetlerinde size, tıbbi donanım dahil olmak üzere. Yenileme hizmeti de yaptıralım size dediler. Çünkü burada da çok ballı şey var. Peki ihale nasıl olacak? İşte geldik şimdi en önemli noktaya. Tamam. Hadi bunlar neyse insani boyutta düşünebiliriz. Yani hep mi negatif olacağız ya? Yani otel yapmış adam hala konuşuyoruz. Peki ihale nasıl olacak? Diyor ki ihale ya saydam olacak. Aynı madde içerisinde bakın yani 3. maddenin 1. bendinde diyor ki ihalelerde diyor saydam olacağız ama gizli olacak. Aynı madde, inanamazsınız ya. Açın bakın aynı satır içerisinde hem ihale hem saydam hem gizli. Ya nasıl koydun ikisini yan yana? Ya bunları bakın bunları ben size söylüyorum ama inanın yüzlerine karşı küfreder gibi söylüyorsun komisyonda. Hiç öyle bakıyor adam. Öyle bakıyor. Tabii diyor yani gizli de olabilir diyor. Devlet sırrı olacak bazı şeyler diyor. İnanamazsınız yani. Bunları da söyleyen maalesef bazı meslektaşlarımız da var. Diyor ki ihalede saydam da olur gizli hadi onu anladık ama ya diyor ben diyor aynı anda birden fazla ihaleyi işi aynı ihaleye koyabilirim. Ya nasıl yapacaksın her işin yeri ayrı yok diyor ya ben. Ama niye böyle söyledin şimdi anlıyoruz şuradan. Çünkü diyor ki ben canım isterse açık ihale yaparım. Canım isterse istekler arasında yaparım. Canım isterse pazarlık usulüyle kimseye danışmadan el sıkışır yaparım. Şimdi bütün olay burada düğümleniyor arkadaşlar. Gerisi hepsini hizmet olarak düşünebilirsiniz. Ama vatandaş ne diyor? Allah razı olsun. Ne güzel hastanelerimiz var. Ne güzel hastanelerimiz var. Allah bin kere razı olsun. Ne güzel Marmaray'ımız var. Adam Diyarbakır'da. Allah diyor valla Marmaray yapmışlar çok güzel. 3. köprü harika. Ya kardeşim biz Marmaray'ı zaten başından beri bizim projemiz. Biz söylemişiz. 3. köprü ya biz karşı değiliz ama ya trafik sorununu çözmeyecek bu iş. Yani güzellikler yapılsın, hastane yapılsın. Hastane yapılmasına karşı olan kim olabilir? Yani ama benim sağlık sorunumu çözmeyecek. Yani benim derdim hastane yapmak mı, sağlık sorunu çözmek mi? Benim derdim köprü yapmak mı, trafik sorununu çözmek mi? Ya bu köprü eğer çok elzemse tamam. Trafik sorunu çözecekse buyur yap. Ama çözmedi. Bir yaptın, iki, üç, beş tane yap. Çözmüyor işte. Demek ki başka bir şey bulunacak. Sağlık sistemi de öyle. Sağlık sistemini bu çözer mi bu iş? Vallahi çözmez. Ama çok güzel hastanelerimiz var. Çok güzel. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu hakikaten nasıl iş? Bir şeyle, bir anımla burayı süsleyeyim hakikaten çok güzel deyince.
Bir gün bir kahve ziyareti yapıyoruz, seçim çalışması yapıyoruz. Bir tane böyle 70 yaşlarında bir amcam böyle koymuş elini, televizyona bakıyor. Tayyip Erdoğan da bir konuşma yapıyor. Ama adam nasıl biliyor musun? Transa geçmiş. Selamun aleyküm. Hiç baktı yok. Amca merhaba dedim, baktı. Buyur dedi. Dedim ben Mersin Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Aytuğ Atıcı, elini sıktım. Ha sağ ol dedi, başını çevirdi, gene televizyona baktı. Dedim ki çok mu seviyorsun dedim Tayyip Erdoğan'ı. He vallahi dedi, çok seviyorum. Ne diyor dedim. Çok güzel konuşuyor dedi. Bak dedi, ne güzel konuşuyor. Ne anlatıyor dedim. Bilmem ki dedi, çok güzel konuşuyor. Allah sizin adına. Aynen bu. Bilmem ki dedi, çok güzel konuşuyor. Bu da öyle. Ne işe yarayacak bu hastane, yani derdime derman mı? Bilmem ki ama çok güzel hastane. Birazdan bakacağız rakamlarına da. Şimdi ihalelerde bakın diyor ki, yani ben pazarlık usulü ihale yapacağım ama zannetmeyin ki ben öyle gittim el sıktım filan. Yani onu da bir kurala bağlıyorum diyor. Çünkü aksi takdirde Anayasa Mahkemesi bozabilir. Hangi durumda pazarlık usulü ben bu ihaleyi yapabilirim? Şartları var. Diyor ki doğal afet, salgın, can mal kaybı tehlikesi olan bir takım. Ya bir de ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. Ya şimdi yaptı ihaleyi gerekçe olarak, ivedi olarak yapmam gerekiyor. Ya sen şimdi itiraz et. Nasıl yani? Hastane lazım değil mi? Ölsün mü insanlar? Mantık bu. Millet de alkışlıyor hakikaten. Biz de böyle ağzı açık izliyoruz. O yüzden yani pazarlık usulüyle de yaptığı işleri de muhakkak kılıfına uyduruyor. Seçerek yazdım. Diyor ki şirket üçüncü kişilere karşı sorumlu. Ne demek? Yani geldi MR cihazına girdi. Klastrofobisi var. İşte bir sıkıntıya girdi. Bir panik atak oldu. Öldü hasta orada. Kim sorumlu? Vallahi şirket sorumlu. Yani bakanlığa bakar mısınız? Yani bütün her şeyi şirkete devretmiş. Üçüncü kişilere karşı her türlü sorumluluğu da şirkete devretmiş. Diyor ki bir tanesinde yüklenici sözleşmeden doğan tüm ve hak ve vecibelerini devredebilir. Yani şimdi bir konsorsiyum gelecek. 3-5 tane şirket gidecek uluslararası finans kuruluşlarından kredisini alacak. Diyecek ki devlet bana kefil, ver bana krediyi ve alacak. Gelecek temeli atacak. Temeli attıktan sonra da diyecek ki ben bütün hak ve vecibelerimi falancaya devrettim. Ya biz bu şirkete göre seninle el sıkışmıştık. Bu şirket iyi bir şirketti, büyük bir şirketti. Geçmişi iyiydi, her şey iyiydi. Yok, hayır ben devrediyorum dediği anda devredebilir. Elinde çantayla gelir adam, hop o gider yerine hiç bilmediğiniz bir insan bütün o hakları devredebilir. Yetmedi, bu inşaatların denetimini de diyor ki devlet yapabilir veya yaptırabilir. Yani denetime de biz ayrıca para ödeyeceğiz arkadaşlar. Yani yüreğinizi kararttığımın farkındayım ama yani hakikaten yani yapacak bir şey yok. Yani demin söylediğim işte bakın ihtilafların çözülmesinde milletler arası tahkim kanunu. Yani burada senin Türkiye'deki sözün geçerli değil, uluslararası tahkim mutlaka olacak diyor. Peki kiraya zam yapmak, tabii yani olur mu? Mutlaka kiraya zam yapmak lazım. İşte üfeye göre de yapacaksın. Her şeyi düşünmüş diyorum ya, bakın yani kim bilecek 2016 sonunda dolar fırlayacak bilmem. Aha buyurun yazmış. Döviz de borçlanmışsa sanki gidecek bana İngiltere'den TL borçlanacak gibi. Döviz de diyor borçlanmışsa diyor kur artışı çok olsa kur farkında ben ödeyeceğim diyor devlet. Yani demin dedi ya Çiğdem Hanım işte ya şu kadar Kocaeli'ye ve İzmir Bayraklı'ya para, ya bana da versinler vallahi bırakır işi ben de yaparım. Ne olacak yani her türlü imkan, yani hakikaten kamu halkın sağlığı mı yoksa tüccarın, inşaatçının, şirketin sağlığı mı? İşte bakın yani diyor ki kur farkında sen merak etme kefil de olurum sana, devirde yapabilirsin, batarsan ben seni öderim, eğer dolar yükselirse ben farkını öderim, hastane dolmazsa %70 doluluğunu garanti ederim. Yani neresinden baksanız yemin ediyorum içler acısı. Yani bir hekim olarak insan hastane yapıldığına üzülür mü ya? Ya böyle bir şey olur mu? Yemin ediyorum bizi o duruma getirdiler arkadaşlar. Evet. Eğer diyor ki bu bedel hani kira ödenecek ya, eğer hastane çok kazanıyorsa döner sermayeden diyor ben niye doktora, hemşireye, sağlık çalışanına para vereyim? Önce diyor borcunu öde. Yetmezse diyor ben merkezi bütçeden öderim. Yani döner sermayeden ödeyecek arkadaşlar. Yani kim ödeyecek bunun parasını? Siz çalışacaksınız, doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları çalışacaklar, parayı kazanacaklar. Millete aman hastalansın
aman ne olur gelsin diye dualar edilecek, hasta gelecek, katkı katılım payları ödeyecek, emek sizden, para milletten, ondan sonra da döner sermayeden ödenecek. Yani devletin diğer, yetmezse ancak devlet devreye girecek. O yüzden yani bu doğrudan doğruya her yönden, nereden bakarsanız bakın, milletin üzerine ve emekçinin üzerine bir yük gibi olacak. Diyor ki ben bir de ufak tefek şirketlerle uğraşmam, sizle mi uğraşacağım yani diyor. Koskoca holdingler var. Öz kaynak oranı diyor, efendim yatırım tutarının %20'sine az olamaz. Yani ufak tefek orta ölçekler gelsin birleşsin filan, öyle bir şey olması mümkün değil. İmar planı demin bahsedildi ÇED raporuna, yani ne gerek var? Belediye verecek değil mi? Şimdi gelecek Mersin'de mesela MHP'li belediye var, vermesi lazım. İşte ne bileyim ben, İzmir'de yapılırsa CHP'li muhalif belediyeler ya burası olmaz, uygun değil filan demesine karşılık doğrudan doğruya Çevre Şehircilik Bakanlığı tık 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 hemen ruhsatlama işlemlerini, imar planlarını veriyor. Peki buradan bir sürü para dönecek. Vergi ne gerek var canım vergiye, Allah aşkına bakın her şeyden muaf. Damga vergisi, harçlar, kağıtlar hepsinden müstesna. Yani siz gidin bir yere küçücük bir başvuruda bulunun. Pul parası, damga parası bilmem ne bütün vatandaş öder. Koskoca hastane yapılıyor. Her şeyden, bütün vergilerden muaf olacaklar. Başka nereden muaf olacak? Ya vergiden muaf olunca bu sefer diğer kanunlardan da bakın. Yani devlet ihale kanunundan muaf. Kamu ihale kanunundan muaf. Yani ama öyle bir şey yazıyor ki yasada, kimsenin ayıkması mümkün değil. Bir madde var yasada, 11. madde diyor ki 4734 sayılı kanuna tabi değildir. Lan nedir bu diye dönüp bakıyorsun, aa karşına bunlar çıkıyor. Yani öyle, yani hakikaten yani diyecek ne diyeyim artık yani. Demin bunu söyledim, yani hazinenin garantisi de düşürüldü. Ha bir de türev şeyi getirdiler arkadaşlar. Borçlanmada diyor, türev ürünlerde dahil hazine garantisinde. Yani türev ürünü ne demek? Ben de anlamıyorum para işinden ki, hiç anlamadım hayatımda. Allah'tan iyi bir danışman arkadaşımız var. O da meslektaşımız, bu işleri seviyor ek iş olarak. Dedim ki Allah aşkına şuna bak, nedir bu türev ürünler? Çalıştı geldi. Yani bir şirket dedi ki, yani bu şirket bu işe girdi. Bu işe girdiğinde işte borsada kağıtları var. Türev ürünleri yükseldi. Sonra işler kötüye gitti. Türev ürünleri düştü. Yani kağıdı, hissesi değer kaybetti. Bizim devlet ona da kefilmiş. Yani bu iş yüzünden battıysa eğer, ona da ödeyecekmişiz. Ya bu, yani bu artık ne diyeyim arkadaşlar? Yani bu dış, bu artık doğrudan kapitülasyon. Yani hiç tartışmasız bir kapitülasyon ve 29 tane dedi Sağlık Bakanı hastaneyi bu şekilde maalesef biz devletin yapacağı işi maalesef bir kambur olarak bütün kamunun parasını, üstelik de en az 25 yıl yapıldı şu ana kadar, 25 yılını ödeyeceğiz. Peki niye AKP buna sarıldı? Çünkü dönüşüm programı tıkandı. Yani meslektaşlarım çoğu hatırlar, sağlıkta dönüşüm programı bize geldiği zaman önümüze birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap diye geldi mi? Yok. Dönüşüm programı yapacağız dediler. Ne yapacağız? Ne diyor? Çok iyi, çok merak etmeyin. Sağlığı dönüş, bak kötü sağlık dönüştüreceğiz dediler. Şimdi bir süredir Sağlık Bakanı'nın dilinde ikinci faz. Ulan bu ikinci faz yoktu ki, ne zaman çıktı? Yani bir araştırma yaparsın, planlarsın. Birinci faz, ikinci faz. Sen bir tane fazla geldin bana. O faz bitti aslında. Tıkandın. Şimdi diyorsun ki ikinci faza geçeceğim. İkinci fazın, burada parantez içinde söyleyeyim, akademisyen arkadaşlarım daha çok ilgilendiren bir konu, yeni bir kanun tasarı taslağı geldi. Bu da Kamu Hastaneleri Birliği kurar gibi Eğitim Hastaneleri Birliği kuruyor. Eğitim Hastaneleri Birliği, aynı Kamu Hastaneleri Birliği'ni düşünün, bütün üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin tamamını aynı çatı altına toplayacak kanun tasarısının taslağını getirdiler, önümüze koydular. Bitireyim mi? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sen kıvranınca şöyle... Tamam, peki. O zaman süratlice şey yapalım, toparlayalım. Niye sarıldı? Çünkü program tıkandı hakikaten. Yatırım yapılamaz hale geldi. Ve hakikaten sağlıkta özellikle tehlikeli olan, yedikçe acıkan, içtikçe susayan bir sistem iflasa doğru gitti. Şimdi bu yeni bilgi, 2017 yılının bütçesini konuşuyoruz. Maliye Bakanı dedi ki 111 milyar lira sağlığa bütçe ayırdık dedi biz.
Maliye Bakanı tüm bütçe hakkında konuşuyor. Sağlık Bakanı çıktı, iki dedi ki benim 32 milyarım var, nerede 111 milyar dedi. Ya 111 milyar nereye, 32 milyar ne? Dedik ya hadi buna bir 30 milyar da dönen sermaye ekleyelim, 60 milyar. Gerisi dediler ki hepsi SGK'dan. SGK yani 78.7 milyar TL ilaç ve hastane masraflarını da bunun içerisine koydular. Bakın 111 milyar liranın birazdan detayını da size göstereceğim. Sadece hepsini çıktık, Sağlık Bakanlığı'nın işte personel gideri, kiraları, şunları bunları çıktıktan sonra 362 milyon TL halk sağlığına. Yani 111 milyar, bakın 111 milyar TL içerisinde, milyarın eski para neydi? Milyar, trilyon, katrilyon. 111 katrilyon içinde 362 trilyon eski para. Yani devede kulağın tüyü bile değil. Şimdi bunları uzun uzun anlatmayacağım ama sadece bir iki örnekle şehir hastanelerinin gerçeğini, gerçek yüzünü size anlatacağım. Mesela Ankara Etlik 1.1 milyar lira, kirası 276 milyon. Kaç yılda amorti ediyor kendini? Yaklaşık bir 4 yılda amorti ediyor. Şöyle baktığın zaman hemen hemen tamamı 3-4 yılda amorti ediyor. Yozgat 2 yılda. Üstelik bu sadece kira bedeli. Bakın birazdan da gösterin. Sadece kira bedeli. Yani diğer yatırımlar hariç. Erzurum'da 1200 yataklı hastane yapıldı biliyorsunuz. 190 milyon liraya. Yatak başına 158 bin TL. Yozgat Şehir Hastanesi'nde bakın 450 yataklı 54 milyon lira yılda kira ödüyoruz. 54 milyon lira. Eğer klasik yolla 72 milyon TL ile 2 yıllık kira bedelinin altında. Demin de siz de bahsettiniz. 2 yılın bile altında. Bu kira bedeli. Şimdi yarın Yozgat Hastanesi'nde öyle bir tane küçük AVM dikerlerse, bir tane de otel yaparlarsa işte bitti. Hadi bakalım ondan sonra yani ballı börek. Evet, sonuçta bunlar 25 yıl alım garantili kamu hizmeti için, kamu garantili yapıp kiralar riskini de halkın geleceğine yükle 25 yılına. Böyle. Peki işe yarayacak mı hakikaten? Yani şehrin en uzak noktasında kurulan hastaneler. Yani gidin bir bakın mesela Mersin Şehir Hastanesi'nin Mersin'e uzaklığı en yakın noktadan, en yakın eve olan uzaklığı 7 kilometre. En yakın eve uzaklık 7 kilometre. Dağın başında bir yer. Peki buraya ne geliyor? Devlet Hastanesi'ni kapattılar. Devlet Hastanesi şehrin göbeğinde. Arazi bedeli ölçülemiyor. O kadar kıymetli. Yani Mersin'in bilenler bilir. Devlet Hastanesi tam böyle en mükemmel yerindedir. Bedeli yok. Çocuk hastanesinde kaldırıyorlar, getiriyorlar. Böylece sanki yani kötülük eder gibi biz aman diyoruz ya hastaneleri yayın. Küçük küçük hastaneler her yerde olsun. Tabii büyük hastanede olsun. Yani bir yerde de çözülemeyen vakalar oraya gitsin. Yani şehir hastanesinin yapılmasına, şehir hastanesi demeyelim, büyük hastane yapmasına çok karşı değiliz. Yapılabilir. Ama birinci şart, öncelikle halk sağlığına yatırım yapacaksınız. Sağlığı koruyacaksınız. Sonra koruyamadığınız yerde küçük küçük hastanelerle tabii birinci basamakta koruyamadınız. İkinci basamak olmadı. Onlar yerinde çalışacaklar. O zaman belki ambulansla şehir hastanelerine ya da büyük hastanelere götürebilirsiniz. Yani o açıdan yani bu ara çok sık kullanılan bir tabir ekonomik optimizasyon. O da çok şey değil hakikaten uygun bir şey değil. Elbette çözüm mü? Yani ben asla çözüm görmedim. Çünkü biz öğrencilerimize hep şunu öğrettik. Dedik ya %80 size birinci basamakta çözemiyorsanız sorunları bir sorununuz var. Yani bu böyle olmaz. %80'ini birinci basamakta çözeceksiniz. Buyurun çözün. %20'lik bir sorun için yani biz bu kadar hastane 14 hastaneye şimdilik yaklaşık 2 milyar TL kira ödeyeceğiz. 2 milyar, 2 katrilyon yıllık kira ödeyeceğiz. Ama koruyucu hizmetlere neredeyse hiçbir zaman para ayıramayacağız. Yapmayalım mı? Ya yapın kardeşim ama esas sorunumuz bizim bu değil. Son slaytımda da şurada bunu çok yeni aldım, kesemedim. Uzaktan görünmüyordur ama çıkarmak da içimden gelmedi. Ben şuradan bir iki şey söyleyeyim. Şurası kira bedeli, burası hizmet bedeli. Bakın şu sütun, hani demin dedik ya, şu kira bedeli ile 3-4 yılda ödeyeceğimiz, amorti edeceğimiz miktara bir de hizmet bedelini eklediğiniz zaman o zaman bu iş çığırından çıkıyor. Şunların hizmet bedellerini bilmiyoruz bile. Yani Yozgat Şehir Hastanesi 32 milyon lira kirası var ama hizmet bedeli olarak yani etrafıyla beraber
çamaşırhanesi, şu bu bilmem nesiyle beraber hani doluluk garantisi de verdik ya, o ne kadar bilmiyoruz, söylemiyor adam. Ya söyle kardeşim, hastaneye girdi daha bilmiyoruz diyor. Bu şekilde de yapıldığında, yani ben bu rakamları buraya yazdım, vallahi telaffuz edemiyorum, bunlar rakamlarla yazmışlardı. Dedim ben şimdi sunumda bunlara şaşırırım, dilim dönmez. 25 yıllık toplam, bakın 49 milyar 201 milyon, bu milyarı milyonu yazdım ki okuyabileyim diye, bir sürü sıfırlı şeylerdi. Bunlar kira bedeli. 25 yıl toplamında bu 14 hastanede 49 milyar 201 milyon TL biz kira ödeyeceğiz. Arkadaşlar telaffuzu bile mümkün değil ya. Yemin ediyorum yani bu, bununla küçük adalar, ülkeler satın alabilirsiniz bu paralarla. Yani o kadar, o kadar sadece kira. Bunun üzerine sadece hizmet bedeli bilinenlere eklediğiniz zaman 18 milyar da ona ekliyorlar. 67 milyar 720 68 milyar TL'dir inşallah Çiğdem Hanım, siz buna ne olduğunu bilmiyorum dediniz ama ben TL diye buldum bir an, bir yerden. TL diye. Efendim? Toplam 27 milyar dolar. Evet, demek ki TL benim söylediğim rakamlar. Yani hakikaten bu rakamlar ile evet, yani Çiğdem Hanım acaba TL mi diye söyleyince öyle bir hatırlatma yapayım dedim. Evet, yani bir de şu Mersin Hastanesi ile ilgili birkaç şey sormuştunuz, en azından söyleyeyim size. Şimdi 1300 yatak kapasiteli olarak başladı. 5000 personeli var diye, Allah sizi inandırsın, tamamı AKP'ye kayıtlı olan insanlardan. Bir tek tane fireleri yok. Tamamı oradan, yani bu kadar işi bu hale getirdiler. Efendim gururla söylüyoruz ki 280 muayene odası var. Utanarak söylüyoruz ki girin siz randevu sistemine, merkezi hasta randevu sistemine. 5 dakikaya bir randevu alabiliyorsunuz. 5 dakika. Girin arka. Ben aldım çünkü biliyorum. 5 dakikaya bir randevu alabilirsiniz. Bir günde 10 bin hasta, 12 bin bakabiliriz ama 10 bine, 10 bin ortalama hasta bakarız poliklinikte. 1500 tane de acilde bakarız. Tamam, yani ne diyeyim artık bundan sonrasını siz düşünün. Çok teşekkür ediyorum dikkatiniz için. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz Ayet'li hocamıza. Şimdi zaman daraldı tabii. 8:30-9 gibi tamamlamayı planlamıştık. Sorularınızda belki biraz daha geç başladık. Devam edebiliriz. Sorularınıza geçeceğiz şimdi. Ben bu konuşmalara Ayet'li hocama bir ek yaparak sözü size bırakmak istiyorum. İki şeyi altını çizmek lazım. Hakikaten çok doyurucu, ayrıntıya sahip bir sunuydu. Mesele şu, bu sağlık aslında bu hastaneler hani kiralar, rakamlar vesaire falan dönüp dolaşıyor ama esas bu hastaneler nasıl yönetileceğine ilişkin husus çok kritik. Yani Kamu Hastaneler Birliği vesaire, Sağlık Bakanlığı bir müddettir bir programı uyguluyor. Onun bir parçası onun için, yani tesadüf bir şey değil. Burada çok karmaşık bir yönetim sistemi oluşturmuş durumdalar. Yani yükleniciler aynı zamanda bir kamu hizmeti bu. Sağlık Bakanlığı sanki sağlık hizmetini verecek gibi duruyor. Kiralıyor binayı ve kendisi elemanlarıyla orada. Fakat pek öyle değil. Arada yapılmış olan anlaşmalarla o yüklenici firmalar sağlık hizmeti üretimine müdahil etme hakkına sahip. Değişik ince noktaları var. Bu ayrıntıları okudukça, bu eksik imtiyaz diye tanımlanan bir kavram aslında bu. Çiğdem Hanım daha iyi açıklar bu şeyi. Sanki çekirdek hizmet, yani sağlık hizmetinin kendisine müdahale etmeyecekmiş gibi durmakla beraber bir takım formüllerle sağlık hizmeti üretim biçimine de doğrudan müdahale etme imkanına sahip ve bu işte 28 yıl, 25 yıllık süreyle bağıtlanmış durumda. Yani bu ülkenin nasıl hastanelerini nasıl yöneteceğine ilişkin bir taahhüdü şu andaki hükümet bu taahhüdün altına girmiş durumda. Yani kira bedellerine uluslararası garantiler vererek, yani kapitülasyonlara yol açarak aslında o hastanelerdeki sağlık hizmetinin nasıl üretileceğine ilişkin sözü de vermiş durumda. Ve bunlarla ilgili değişikliklerde bilmiyorum CHP bu konuda nasıl bir mücadele yürütecek, nasıl bir sağlık programı istiyor bundan sonraki iktidarlar, devir değişir vesaire. Onlara ilişkin çok ciddi bir mücadele vermek gerekebilir. Bunun altını çizmek lazım. İkincisi de bu bedelleri kim ödeyecek meselesi var. Bu bedelleri şu anda sağlık hizmeti alan vatandaş
genel sağlık sigortası primiyle klasik devlet hastanelerinden hizmet alabilir gibi görünüyor. Fark ücretleri yok biliyorsunuz bu hastanelerde. Şehir hastanelerinin fark ücretsiz işlemeyeceği şu rakamlarla ortada. Bir müddet sonra sadece katkı katılım payı ya da genel sağlık sigortası primiyle bu hizmetten alınmayacağı, bunların finanse edilemeyeceği gayet ortada. Ek bir yükün geleceği. Şu anda özel hastanelerde fark ücreti ödeyerek alınan hizmetin devlet hastaneleri olan kamu hizmeti vermekle yükümlü hastanelere de geleceğini öngörmek çok zor değil. Ben bunların altını çizerek sözü salona bırakıyorum. Her iki değerli konuşmacımıza teşekkür ediyorum ve bu konudaki sorularınızı konuyu daha açacak şekilde, iletecek şekilde katkılarınızı bekliyoruz. Buyurun Onur Bey. Süremiz dediğin gibi 40 dakikalık bir süremiz var. Ona göre konuşmacılar da katkılarını yaparken de bunu dikkate alarak katkı yaparsın. Ben Aytu Hoca'ya soracaktım. Özellikle Mersin tecrübesine dair biz çok bilgi sahibi değiliz. Yani biraz törenle mören de oldu ama yaklaşık 1,5 sene önce bir sağlık fuarında bir şehir hastane bir sürecine dair bir tartışmanın içinde izleyici olarak yer aldım. Epeyce de açıldılar orada. Özellikle inşaat firmalarının taşeron sağlık hizmetine dair çok tecrübe olmadığından dolayı bir krize girdiklerini anlattılar 1,5 sene önce ve hastane taşeronu hizmeti vermiş bir özel hastane patronunun kurduğu bir sağlık hizmeti firmasıyla ortaklaşarak Bilkent süreciyle birlikte çalışacaklarını söylemişlerdi. Mersin sürecinde hizmet sunumunda inşaat firması harici bir geçmişte sağlık taşeronluğu yapmış ya da bir özel hastane tecrübesi olan bir firma var mı? Birinci sorun bu. İkincisi tabii şu anda çok anlamsız kaldı ama taşeronların kadroya alınması ile ilgili bir süreç yaşanıyordu tam o günlerde. Ve şöyle bir krizde olduklarını da paylaşmıştı Kamu Hastaneler Kurumu. Ya biz bu işçileri kadroya alırsak kamu hastaneleri de kapanacağına göre bu kadar kadroya alınmış işçiyi ne yapacağız demişlerdi. Bu kadroya alınmayla ilgili kadroya alınmasalar da yeni hastanelerin taşeronlarında firmalar kendi işçilerini çalıştırma şansı olduğu için eski taşeron işçilerini, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan taşeron işçilerin işe alım süreçlerinde biz yeni firmalarla ilişki kuracağız. Bu işçilerin alınmasında kolaylık sağlayacağız gibi bir cümle kullanmışlardı. Mersin Şehir Hastanesi'nde çalışan personel, taşeron işçi, sağlık işçilerinde bu taşınma süreci nasıl oldu? Bir de son sorun da hekimlere dair. Hekim sayısı yetersiz kaldığı için binalarda mecbur hizmette hekim atanması oldu diye söylendi. Başka illerden hekim görevlendirmesi olduğu söylendi. Bu da tabii Mersin gibi bir şehire mecbur hizmet ataması bir grup hekim tarafından da tepkiyle karşılandı. Yani hastane binasını doldurmak için mecbur hizmet ataması yapmak gibi. Bu hastanede çalışan hekimlerin profili, yeni atanan hekimlerin profili hakkında bilgi alacaktım. Teşekkür ederim. Benim mikrofondan mı? Biraz uzak. Çok yaklaşıyorum. Peki. Soru ve katkıları zaman yönetmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Oradan. Tamam. Peki. Buyurun. Mikrofon kimdeydi en son? Emel Hanım. Ha, mikrofon. Tamam. Öyle mi? Peki, tamam. Buyurun Şahin Bey. 25 yıllık süre tanımlanmış. Sağlık hizmeti yüksek teknoloji gerektiren bir şey. Bunlar da ticari kuruluşlar. Örneğin 20 yılın sonunda eskimiş teknolojilerini yenilemeleri ya da o gibi durumlarda nasıl bir şey olacaktır? Eskimiş teknolojik aletler çöplüğüne dönüşebilir mi Türkiye? Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi, çalışma var mı? Bu sorular her iki konuşmacımıza o nedenle ya da siz eğer belirtmek isterseniz adını hangi konuşmacımız yanıt vereceğini buyurun. Doktor Mete Özdikçi Vakfı Eğitim Araştırmasının için. Efendim şehir hastaneleri kavram aslında yeni bir şey değil. Osmanlı son dönemde azınlık hastanelerinin haricinde belediye hastaneleri ve şehir hastaneleri hastaneler var. 1924'te itibaren Fikri Saydam'la beraber bunlar hastaneler. Şimdi şu Erzurum'da
Aciller şişecek. Yani şu anda normal hastaları yaşadığı her neyse şehir hastaneleri fazlasıyla bunu yaşayacaklar. Dolayısıyla benim kanaatime göre şehir hastaneleri tam yapılıyor da mutlak surette sevk zincirine uyulması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkür. Buyurun Mustafa Bey. Daha önceki çalışmalardan, bugünkü konudan konuşulan konuların büyük bir bölümünün hakkında genel olarak bir bilgi sahibiydik. Bugün daha ayrıntılı bilgi sahibi olduk. O yüzden teşekkür ediyorum her iki konuşmacıya da. Sormak istediğim soru şu. Birinci basamağı dönüştürürken bakış açısı da şu. Devlet, sosyal devlet olma özelliğini koruyacak, korumayacak tartışmanın kritik noktası bu. Birinci basamağı dönüştürürken eskiden 6000 sağlık ocağı vardı. 6-6500. Şimdi de 6500-7000 civarında aile sağlığı merkezi var. Buralarda bir ekip hizmeti yürütülür ve devlet bir anlamda işsizliğe karşı insan istihdam ederdi. Ortalama sayı onun 10 civarında. Yani büyük sağlık ocakları ve ortalamasını düşünürsek aşağı yukarı 60.000 civarında doğrudan devlet memuru özelliğinde, devletin şeyinde ne denir? Güvencesinde bir iş imkanı, çalışma imkanı, sosyal devlet anlayışı 600, daha önceki 224'e göre. Şimdi sağlıkta dönüşüm oldu birinci basamakta. Neredeyse yarı yarıya düştü bu sayı şu anki istihdama bakılırsa. Bir kısmının da taşeron yani dışarıdan hizmet alımı şeklinde müstahdeminin, tıbbi sekreterinin falan olmadığı bir sistem işliyor şimdi. Burada bu şeyi göremedim projeksiyonlarda. Yani buralarda sonuçta aynı kadro, aynı sistemle çalışamayacak. Yani sonuçta bir özel şirkete veriyoruz ve devlet üstünden insan istihdam etme yükünü de kaldırıyor. 10 milyona yaklaştığı, üniversite mezunu işsizlerin arttığı bir dönemde bunun hesabı sorulmayacak mı sosyal devlet? Biz bunu araştırmayacak mıyız? Buyurun. 90'ların başından beri bu salonda birçok toplantı izledim. İlk defa bu kadar içim karardı, içim kan ağlıyor. Altı Bey de söyledi. Yani birçok şey dinledik, burada konuştuk tabii budası olarak ama hani bu kadar acı hissetmemiştim. Ben de 30 yıllık hekimim, burada arkadaşlarım var. Öncelikle Cumhuriyet'in içeride olan yazarlarına bir selam çakmak istiyorum. Çiğdem Hanım'ın aktardıkları bilgiler için Altı Bey'e de çok teşekkürler. Sizin konuşmanız da var. Ankara'daki diğer hastanelerin kapatılacağı, bu da birçoğumuz artık belki İstanbul'da da belki üniversite hastanelerinde kapatılacağını düşünüyoruz bu sistemle değil mi? Oralara taşınacak. Ve siz söylediniz Altı Bey, o alanlar belki de yine bu şirketlere verilecek. Oradan apayrı bir yerde çıkıyor. Apayrı bir rant çıkıyor. Devin devi katlanan rantlar bunlar ya, inanılmaz bir şey. Ama düşünün, benim annem 80 yaşında, belki sizin anne babalarınız da öyle. Bir demans ilacını, bir tansiyon ilacını yazdırmak için kilometrelerce öteye gidecek, bilmem ne otobüsü, hepimizin arabası yok, onun da arabası yok. İşin sosyal boyutu ne kadar acı, değil mi? Bunlar sağlık ocağında yazılamıyor bazı ilaçlar, oralara gitmek zorunda. Bazı işte tetkiklerini yaptırmak için kilometrelerce öteye gidecek, o dev hastanelerde, hiç Anadolu Adliyesi'ne gittiniz mi bilmiyorum. Arabanızı park etmek için bile kafanız dönüyor, adliye orası gibi ya. Beykoz Devlet Adliyesi'ni bulmak isteyen bir takım Beykozlu, hani biraz İstanbul'un periferi insanlar, yer bulamıyor, yol bulamıyor. Çünkü dev bir yer. Orada bir yer bulmaya çalışıyor. Aynı şey o hastanelerde olacak. Bu işin sosyal boyutu. Bir grup hekim oralarda oturmak zorunda kalacak. Çünkü çok uzak olacak. Yani hayatımıza çok farklılık getiriyor. Ama dediğiniz AVM'de koyacak, otelde koyacak. Benim içimde açıdan başka bir şey var. Bunu çok samimiyetle söyleyeceğim. Yıllardır ben de işte kolaylık olsun diye, muhalefet olsun diye CHP'ye oy veriyorum. Ama CHP şu anayasa mahkemelerindeki, pardon anayasa tartışmalarındaki dinamizmini niye daha önce sergilemedi? Niye bunlar için, yani sadece bu işin değil de bütün bu yaşadığımız büyük dönüşümün içerisinde daha fazla rol alamadı. Doğrusu ben burada bir ipucu değil de böyle bir soru sormak istiyorum. Teşekkürler. Gene topu CHP yaptı. Şehir hastaneleri sorumlusu CHP oldu. Arkadaşımıza verelim. Şimdi soruları siz yeter dediğiniz anda şey yaparız. Tamam, öncelikle verdiğiniz bilgiler için ben de teşekkür ediyorum. Aslında hani sempozyumun başında belki projenin Dünya Bankası ile ilintisini kurmadık. Sağlık sonuçta sermaye açısından oldukça karlı bir şey. Bunu yeni değil, 80'lerden beri bu şekilde ilerlediğini biliyoruz. Bir şekilde piyasaya açılması gerekiyor.
Çok fazla uzatmadan şöyle söyleyeyim. Aslında yaptıkları sağlık sistemin dönüşümünde başarısız olduklarını kendileri de çoğu yerde söylüyorlar. Acil başvuruları, işte tetkiye dayalı tıbbi müdahaleler ya da GSS'nin sürdürülemezliğini. Burada asas belki Aytu Bey mecliste olduğu için. Şimdi sizin söylediğiniz tek bir veri üzerinden bile aslında hani kira bedeliyle yatırımın aslında 3 yılda kendini amorti etmesini düşünürsek. Yani göz göre göre yani işte 49 yıldan işte hasbelkader 25 yıl dediniz galiba düşürmüş. Yani bu adamların iki argümanından birisi işte biz geldik IMF'ye olan borcu ödedik. İşte yurt dışındaki işte kredilendirme kuruluşlarının işte bizim işte başarılarımız karşısındaki verdikleri notlarda taraflı falan filan bu tür bir sürü argümanları var. Yani göz göre göre bu kadar başarısız olacağı bilinen bir projeyi yani ısrarla sürdürmekteki tek motivasyonları hani sağlığı sermaye açılması gibi bir şey diye yani bir argüman yeterli gelmiyor. Yani siz onlarla birebir en azından iletişim şansınız da var da yani bundaki şeyleri ne, hareket etme motivasyonları ne? Bu konuda en azından hani gözlemlerinizi merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sanıyorum evet. İki arkadaşımıza daha söz vereceğiz. Sonra konuşmacımıza döneceğiz. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi benim anladığım kadarıyla şehrin merkezinde eğitim araştırmada devlet hastanesi de kalmayacak öyle mi? Mesela bir travma durumunda işte trafik kazası, bıçaklanma, kurşunlanma ne olacakmış peki bu hastalar? Bu düşünülüyor mu? Bu çözüm bu yani. Peki. Pratik çözüm bu. Bir şey diyemiyorum. Ben de personelin yani kamu personelinin şehir hastanelerinde çalışacak olan kamu personelinin özlük haklarında bir değişiklik olacak mı? Onu sormak istiyorum. Buyurun Nadir Bey. Teşekkür ediyoruz sunumlar için gerçekten. Salon çok büyük ve kalabalık ya arada görünmedim. Ya bütün veriler çok değerli. Buna ilişkin muhalefet için gerçekten işi bilmek gerekiyor. Verileri, rakamları, bu işin arka planını, AKP'nin ya da neyse bu işin arkasındaki akıl kimse bunun ne düşündüğünü ve nasıl bir masraf listesi çıkardığını, halka, hekimlere, sağlık emekçilerine yansımasını. Ama ben bunun ötesinde, bununla beraber, bunu bilmeden hiçbir şey olmaz. Fakat bununla birlikte buradaki esas politik argümanı, biraz Ulaş da bahsetti, altını çizmek ve bir soru sormak istiyorum. Burada ben şöyle düşünüyorum, piyasayı büyütme telaşıdır bu. Yani aslında özel hastane, özel sermaye aracılığıyla piyasanın, sağlık piyasasını büyütmenin bir sınırı var. Medical Park, Acıbadem bir yere kadar yatırım yapar. Kârı kendi sadece şirketinin kârını düşünür ve orada durur. Adım adım gider. Ama ben küresel sermayenin, uluslararası yatırım alanlarının bizim ülkemize biçtiği misyon gereği ve AKP bunun baş temsilcisi. Bu yetmiyor bunlara. AKP'ye ve AKP'nin merkezdeki akıl hocalarına, şimdiye kadar onun yolunu açanlara, destekleyenlere, pohpohlayanlara yetmiyor. Yani sistem acaba Mehmet Ali Aydınlar'ın keyfiyle tıkanıyor. Çarkın daha büyümesi, hızla dönmesi gerekiyor. Bu nedenle tipik olarak bizim paramızla, kamunun parasıyla sağlık pazarını büyütme hamlesidir bu. Benim görüşüm bu. Bu büyütme hamlesine karşı biz teknik kısmıyla, verilerle ve masraf üzerinde durarak muhalefet edelim. İtirazım yok. Hakikaten büyük bir vurgun talan da içeriyor. Ama bununla baş etmenin yolunun algıyı aslında korumak olduğunu, değiştirmek değil. Yani sağlığın bir hak olduğu algısını yitirirsek ben bu dalganın önünde hani AKP gider başka bir şey gelir. Hani CHP'ye yüklenmek istemiyorum ama CHP'nin bir versiyonu gelir bu programı devam ettirmek zorunda kalabilir. Eğer önünde CHP ya da bir başka muhalefet partisinin içerisinde yanında bunun bir başka algıyı, hayır bu bir haktır. Halkın ihtiyacı, yoksulların ihtiyacı, sağlık ihtiyacı kadar sağlık hizmeti gerekir ve bu ücretsiz mümkünse. Ya da bir sosyal sigorta kapsamında çok cüzi rakamlarla, ben onu savunduğumdan söylemiyorum, algılı yetebilir. Ama bu şu anki önümüze konan bu milyar TL'ler, dolarlar belli ki bir süre sonra toplumu ve hepimizi alıştırarak ya tüketilir bir şeymiş bu.
10 yıl önceki algıyla bu yılı düşündüğümüz zaman nasıl değişti hepimizin kafasında, yurttaşların kafasında da? Önce 2 liralar sıkıntıydı, şimdi 40, 50, 100, 150, 200 liralar. Özel hastaneye gidince verilen 500, 600 liralar doğal karşılanıyor. Hele acil, hele akşam gitmişse. Bunun bir süre sonra çok rahatlıkla bütünüyle doğal ve olağan karşılandığı bir algının, bir düşünce sistematiğinin toplumda yaygınlaşmasının tercümesidir bu. Buna karşı mücadeleyi nasıl büyüteceğiz? Sadece CHP'ye, Cumhuriyet Gazetesi'ne değil, bize, ben de dahil olmak üzere, Tabipler Birliği'ne, diğer iddialı sol sosyalist partilere, hepsine ortak sorun bu. Teşekkür ediyorum. Hakim olmadan adım atmak mümkün değil. Şeytan ayrıntıda gizli. Ayrıntıdayın hakikaten içinde yer aldığı yasa düzenlemelerinde ayrıntıya sahip olmak çok kolay değil. Vatandaşın anlaması mümkün değil. Bizden hanım gibi bu işin ekonomik boyutu, yasalar boyutu vesaire o teknik ayrıntıyı anlayacak biçime dönüştürüp anlatmak ayrı bir sorun ama bunları bu toplantılarla giderek genişleteceğiz ve bunun bir hak olduğu vurgusunun altını çizerek mücadeleyi geliştireceğiz. Ben şimdi sözü burada sizlere bırakıyorum. Soruları aldım belki konuşmacımızda. Hem son sözleriniz olsun. Konuyu toparlayacak, eklemek istedikleriniz sorulara yanıt anlamında da, katkı anlamında da. Ben sözü isterseniz önce size soruların tamamı çok büyük bir bölümü görebildiğim kadarıyla Aytu Bey'e dönüktü zaten. Hem bir hekim hem de siyasetçi olması dolayısıyla iki kimliği iç içe geçirdiği için zaten ben de çok fazla bir şey biliyor değilim açıkçası ama şunu söyleyebilirim ki ne yazık ki bundan sonraki iktidar değişikliklerinde, olası iktidar değişikliklerinde de bu sistem bir günde tasfiye edilecek bir sisteme çok benzemiyor. Hukuksal boyutları dolayısıyla dilerim böyle bir şey olur, dilerim çok zorlanılmaz ancak işin içinde küresel oyuncular olduğu için ve uluslararası kredi kuruluşları ve finansörler olduğu için bilmiyorum hocam, yani siz herhalde bu konuda da söylersiniz, ben çok mümkün olmadığını düşünüyorum bunun, keşke de mümkün olsa diye de dileğimi aktarayım. Evet, o sorulardan birinde şey vardı, sadece Etlik Hastanesi ile ilgili demin atıfta bulunduğum çevresel etki değerlendirme raporunda bu bilgi var. İki büyük hastane yapılıyor Ankara'ya, iki büyük şehir hastanesi yapılıyor. Şey için Etlik Şehir Hastanesi'nin raporunda mevcut altı hastanenin kapanacağı yazılı. Bu Etlik için, yani Bilkent için hangilerini içeriyor onu bilmiyorum çünkü onun raporu yok. Ama belli ki bu iki hastane kapasiteleriyle Ankara'nın tamamını neredeyse içine alacak ve yutacak mevcut hastanelerim. Şimdilik bu kadar. Yani bana direkt doğrudan bir soru olursa memnuniyetle yanıtlarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle sakalımı söyleyeyim. Birkaç arkadaşım sordu hayırdır diye. Çok konu oldu basında dağısında ama bu olağanüstü hal protesto sakalıydı arkadaşlar. Çok hoşlandığım bir şey değil ama artık elimde alışmış, sürekli elim gidiyor, sakalımı sıvazlıyorum filan. Ne olacak eğer kesersek, neyse inşallah biter de keseriz. Şimdi hastaneler kapanacak mı? Olabildiğince sırayla kısa kısa cevap vermek istiyorum. Evet, kapanacak. Bu kadar net yani. Ne olacak hastanın hali? Hastanın halini düşünecek olsalardı zaten bu sistem olmazdı. Evet, hastaneler tek tek kapanacak. Mersin Devlet Hastanesi kapandı. Referandum öncesine yetiştirmek arzusunda oldukları için Mersin'de de oyu beklentileri biraz daha yüksek olduğu için çocuk hastanesinin, kadın doğum çocuk hastanesinin taşınmasına bile beklemeden, onların binaları daha bitmeden
taşındılar devlet hastanesine. Kapattılar. Kadın Doğum Çocuk Hastanesi çok eski bir hastane değil, yeni bir hastane. Orayı da kapatacaklar. Şimdi geçen bir iki hafta önce Mersin Eczacı Odası'nın bir 40. yıl etkinliği vardı. Orada İl Sağlık Müdürü falan da vardı, vali vardı. İl Sağlık Müdürü işte çıktı bir konuşma yaptı. Ne yapalım dedi. Şimdi herkes kendi derdine, tabii eczacılar da kendi derdine diyor ki siz devlet hastanesini buradan kaldırdınız. Bir sürü eczacı var bu hastanenin karşısında. Ne olacak bu optisyenlerin, eczacıların, bir sürü bakkal, market, ya toplasan bunları 100 kişi etmez yani. Hadi etsin aileleriyle beraber 1000 kişi etsin, ne olacak? Yani onlar da onun derdindeydiler. Ama cevap şuydu sağlık müdürünün, çok net cevap. Dedi ki arkadaşlar benim yapacağım bir şey yok. Bu uluslararası firmaların, konsorsiyumların oturup masaya yaptıkları anlaşma gereği bu hastaneler kapanacak. Yani doğru söylüyor çünkü kanunun içerisinde var. Daha doğrusu o anlaşma sözleşmelerin içerisinde var. Bu şu hastaneleri kapatacaksınız. Niye? O hastaneler orada olsa şehir içerisinde oraya kimse gelmez. Kimse gelmeyince oraya adam otel yapacak, mecbur edecek. Yani insanı yerinden yurdundan edip yukarıya götürecek, mecbur edecek AVM'ye, şuna buna. İnanın daha Mersin Hastanesi'nde taşıma da yok henüz. Yani belediye otobüslerinin seferi bile yapılamadı. Ama insanlar yani nasıl canhıraş, nasıl perişan, evet MI geçirecekse geçirecek yani, yapacak bir şey yok. Yani kanamalı hasta ne olacak? Yani inanın bir şey yani, ne diyeyim, keşke cevap verebilsem. Efendim hizmet sunumunda sağlık tecrübesi olan firmalar mı? Yani hakikaten o kadar iyi niyetlisiniz, o kadar temiz, saf yani duygularla konuşuyorsunuz gibi. Diyelim ki Türkiye'de hala güzel insanlar var. Ya bunun ne önemi var? Tecrübe var mıdır, yok mudur? Ne önemi? Allah aşkına sadece itaat et, rahat et. Sen firmanı al. Zaten senin amacın ne? Para kazanmam. Aslan %15 karını, otur ki gerisine karışma. Herkes üst akıl bunu zaten planlıyor. Onun için tecrübe falan ne olur aramayın arkadaşlar. Ne olur bu işi de Allah aşkına mantıkla düşünmeyin. Yani insanlar hep soruyor. Mesela hukukta da öyle hukukçular işte. Ya olur mu bu, yani bu FETÖ davasında mantık arıyor. Ben suçlusun. Ya sen zaten suçlusun. Eğitim senin FETÖ'yle ne ilgisi var Allah aşkına? Sesin FETÖ'yle ne alakası? La biz hayatımız boyunca FETÖ'yle mücadele etmek için, o zaman FETÖ'ş derdik. FETÖ'ydü o zaman bizim için. Hayatımızı verdik mücadeleye. La onların yüzünden biz gene içeri girdik. Ya bunun mantık neresinde? Mantıkla, hukukla, adaletle düşünürseniz, bilimle düşünürseniz işin içinden çıkamazsınız. Çünkü bu öyle bir şey değil. O yüzden yani sorularınızın mantıklı cevaplarını vermek hakikaten mümkün değil. Taşeron işçilerin durumu ne olacak? Çok basit. Taşeron işçilerin o firmaların sözleşmeleri bitti. Kapandı, hastane kapandı. Ne yapayım? Hiçbir hakkı zaten yoktu. Şimdi onlar işe girmişti, garantiye almışlardı. Şimdi yeni taşeron firmaya diyorlar ki ya işte şunu da işe al. Alıyor, yemin ettiriyor, gereğini yaptırıyor, ondan sonra tekrar iş. Yani bu taşeron işi o kadar ballı bir iş ki, emek ucuz, istediği zaman kapıya koyar. Hepsinin önemlisi ciddi bir oy potansiyelidir. Efendim, hekim yetersizmiş, işte mecburiyet kurallarına koymuşlar. Ya hekim, helikopter pisti var, araçlarla hastaları karşılıyorlar. Yani daha hekime ne gerek var? Vale var. Valelerle hastalar alınıyor, o böyle şeylerle, golf arabalarıyla götürülüyorlar. Hekim, yani takdiri ilahi sonuçta, yani anla ne yazılmışsa o iyileşeceksen iyileşirsin. Yani helikopter pisti yapmış adam hala yaranamıyor. 20 yılın sonunda teknoloji eskirse ne olacak? Arkadaşlar yenilemeyi boşuna koymadılar oraya. Sistem, ya adam kendi kendine yenilemeyecek. Diyor ki inşallah bir an önce eskir, bir an önce yerine yenisini koyarım. Adam kirasını zaten alıyor. Sen diyor ben donanımımı yaptım. Hani mesela yap, işlet, devret olsa derim ki ya bu yani 25 sene aletleri, sedyeleri, şunu bunu değiştirmez. Çünkü kendi işletiyor, en son enkaz olarak devlete devredecek. Bu yap, kirala, devret. Yani yapıyor adam, sana kiralıyor, çıkıyor gidiyor. Sen eğer dersen ki gel röntgenimi de işlet, olur diyor. Yani alayım şu kadar, anlaşayım. Gel işte efendim laboratuvarı da sen işlet, olur işleteyim şu kadar paraya. O işlettiği sürece tabii malzemeler onda. Sen zaten kiracısın. Diyelim ki ameliyathaneyi de kiraya verecek hali yok. O artık olmaz diye ümit ediyoruz en azından. Var mı ya? Yok ya. Ben de saftirik kaldım desene. Ameliyathaneyi de eğer vereceklerse diyecek bir şey yok o zaman. Huni'yi takacağız, hübelep gezeceğiz ortada. Yani onları da
yani kiralamış artık, yani anında devrediyor hastaneyi. O bölgeler en azından, yani inşallah yapmaz dediğimiz noktaları da. Efendim işte anestezi cihazı yenilenecekse diyecek ki yenileme. Yani yap, kirala, devret. Yenile, kirala, devret. Ya da yenile, işlet, devret gibi yeni yeni modeller. Kiralama hastanenin komple kirası. O zaten şeye göre, tefeye tüfeğe göre onu arttırıyor. Bu ayrıca hastane içerisindeki şeylerin, yapıların da hizmet satın alma yoluyla hizmet alınması. Yani laboratuvarı yaptı, devretti ya sana, çıktı gitti. Bir başka firmada olabilir ama genellikle kendi firmaları olacak. Laboratuvarı sana işletecek. Bu sefer sen o laboratuvarın işletmesiyle ilgili oraya kira ödeyeceksin ama hastaneye. Ama oradan esas kazancı laboratuvardan, röntgenden sen götüreceksin. Yani özel hastane çalışan arkadaşlarım bilirler. Yani hekim el emeği yatak ücretinden ziyade laboratuvar, röntgen daha çok hastaneye para bırakır. O açıdan onları da herhalde devlete bırakmazlar. Efendim seg zincirine arkadaşım sordu, uyulmazsa ne olacak? Seg zincirine uyulmalı. Yine temiz bir hekim tabii, yani öyle öğrendi, yazık, ne yapsın. Seg zinciri birinci, ya o zaman işler mi bu hastane Allah aşkına? Ne diyoruz? %80'i hastaların %80'i birinci basamakta hallolacak hastalar, yani öksürük, aksırık, grip, pnömoni filan. Ya %20'si giderse o hastane çalışır mı? Burada bakın, şimdi akıllı da düşünmek gerekirse öyle bir duruma getirdiler ki seg zincirinin işlemesi bize zarar. Yani millete zarar olacak. Neden? Çünkü oraya hasta gitmezse, gitmese de biz yine kirayı ödeyeceğiz. Üstelik %70 doğruluk garantisi verdiğimiz için çamaşırhanenin, bilmem yemekhanenin, şunun bunun bütün şeylerinin de parasını biz vermiş olacağız. Onun için şimdi hekimler diyecek ki Allah'ım ne olur sevk edeyim, nasılsa parasını veriyorum, gitsin bari orada şey yapsın. Hani bu 112'de helikopter, uçak, ambulans kiralamışlardı ya, uçsa da uçmasa da ayda 15 tane uçuş şeyi minimum garanti etmişlerdi. Hadi yani mantıklı olabilir. Uçmuyor, ay sonu geliyor. Hadi diyor ya, orada bir hasta varmış, gidelim uçalım alıp gelelim. Gidiyor uçuyor, alıp geliyor. Yani diyor ki para ölecek yani. Uçsan da ölecek, uçmasan da ölecek. Hiç olmasa diyor personel eğitimi şu bu için gidelim. Hani pratik olsun, elimiz alışsın, ayağımız alışsın diye. O yüzden yani seg zincirine uyulması bizim zararımız olacak bu sefer. Niye? Hem birinci basamak çalışacak, emek edecek, bir sürü doktor uğraşacak, hem de oradaki bu sefer oturduğu yerde para kazanacak. Siz de bunu bileceksiniz. Ulan madem parasını ödüyoruz, gidesin orada hasta muayene olsun diyeceksiniz. İş tamamen ticarete gelecek. Sosyal devlet hesap sorulmayacak mı? Gene birinin solcu damarı kabardı. Soracağız inşallah. Onunla ilintili olarak CHP niye, bunun neresinde, ne halt ediyor, ne ediyor? Yani tabii haklısınız. Ben hiç kızmıyorum CHP'ye kızanlara. Çok haklı noktaları da var. Bir yandan da hoşuma gidiyor. Hala CHP'de umut görüyor insanlar. Bu samimi söylüyorum. Samimi söylüyorum. Hoşuma gidiyor. Yani şimdi mesela yani ümidi tamamen kestiğiniz DNR hastalar var. Do not resuscitate diye. Yani hiç gitme. Yani insani vazifenizi yaparsınız o hastalara. Resüsitasyon indikasyonu yoktur. Uğraşmazsınız. Ama bir umudunuz varsa uğraşırsınız yani sürekli. Şimdi CHP'den de nerede CHP, niye bunu yapmıyor, nasıl bir CHP bu demek, hala bizde umut var. Bu beni çok mutlu ediyor. Ama hakikaten yani kendimizi övmeyeceğiz şurada TTB'nin olduğu bir ortamda. Aynası iştir kişinin. Yani en azından son 6 yılına ben kefilim. 6 yıldır işin içerisindeyim. Yaptığımız çalışmaları TTB'nin, ki Nemrut'tur biraz TTB, yani öyle çok şey beğenmez öyle kolay kolay TTB'yi ikna etmek, böyle hakikaten ya bunlar işi iyi tuttular filan dedirtmek kolay değildir. Yani o teveccühe mazhar olmak da hakikaten hoşumuza gidiyor. O yüzden herhalde rahatlıkla TTB ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağlığa bakış açısında çok büyük fark olmadığını söylemeye herhalde yetkim olabilir sizlerin huzurunda. Ama demin Ali dedi ki ya ne yaparsanız yapın CHP bile bu sistemi değiştiremeyebilir, eğer doğru anladıysam. Evet, bazen olabilir hakikaten. Şimdi kaçak saray, kaçak saray diye dünyayı inlettik. Hakikaten mahkeme onayıyla kaçak saray yapıldı şimdi. Ne yapacaksınız? Yıkacak mıyız kaçak sarayı? Bilmiyoruz. Yani işte yani sonuçta legalize edeceğiz bir şekilde. Yani kaçak saray ne yapacağız şimdi? Milletin parasıyla
yapıldı, milli servet haline geldi. Yıkacak mıyız? Hayır, biz çıktık dedik ki ODTÜ'ye vereceğiz. ODTÜ bir kısmını müze yapar, şu bu olabilir. Ama bu şehir hastanelerini yıkmak ya da düzelt, yani mümkün değil. Ama sonuçta biz sağlık hizmetlerinin yerinde verilmesinin ulaşılabilir. Bakın yani TTB'nin, yani biz, ben Tayyip Odası Başkanı iken de daha öğrenciliğimizden beri ulaşılabilir, kaliteli, eşit, mümkünse ücretsiz sağlık hizmetinin orada verilmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Onun için muhakkak tabana yayılma arzusunda olduğumuzu söyleyeyim. Bu işin tek amacı para kazanmak. Çok önemli bir soru, çok zekice bir soru bu. Bu işin tek amacı para kazanmak mı? Ya tek amacı para kazanmak olsa bu iş, başka yerler var. Yani niye buradan sadece bu kadar uğraşsınlar, bu kadar? Hayır. Bugüne kadar AKP bir taşta bir kuş hiç vurmadı. Hep iki üç kuş vurmaya çalıştı. Bir tanesi de sağlık alanıdır. Ve sağlıkta ya bu yaptıklarıyla oy aldı. Şimdi diyorsunuz ki ya biz kardeşim bak biz hekimleriz. Biz görüyoruz bu iş iyi değil. Anlatıyoruz. Adam diyor ki diyor vallahi ben eskiden sıra bekliyordum. Şimdi beklemiyorum. Nasıl beklemiyorsun ya, ameliyat sırası almıyor musun? Olsun diyor, evden diyor telefon ediyorum diyor, işimi hallediyorum. Yani öyle bir algı yaratıldı ki sanki her şey mükemmel. TTB'nin bir fragmanı vardı, hatırlar mısınız? Parmağı yaralı birisi o kapıya giriyor, oradan ok çıkıyor filan. Sistem mükemmel işliyor ama bir sütür bile atılmadan çıkıyor çünkü gidiyor hastaneden. Mükemmel bir şekilde anlatmıştı bu sistemi. Siz aynen sürekli dolaşıyor ama bir hizmet de beklemiyor ama hizmet de almıyor. Yani şimdi kalkıp personelin özlük hakları, Mersin Şehir Hastanesi'nde personel özlük haklarında azalma oldu. Yine taşeron ama taşeronun maaşları azaldı. Orada çalışan taşeronlar, işte 3 yıllık, 5 yıllık taşeronların maaşları asgari ücretin biraz üzerinde olanlar vardı. Tamamını ortalama %5'lik bir düşüş oldu maaşlarda. Bu demek ki devamı da böyle olacak. Muhalefet edelim son olarak. Sağlık haktır, hak olduğunu unutmayalım. Verilerle muhalefet edelim ama bakın arkadaşlar, yani hakikaten hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Lafı burada çok çok cuk oturuyor yani. Şimdi bunlar bizim yani yurtseverlerin, insanseverlerin, aydın insanların her noktada bir cephe açmasını istiyorlar. Örneğin sağlıkçılar diyor ki ya TTB senin ne işin var? Yani niye sen sağlık dışında işlere kafanı yoruyorsun? Otursana sen kendi yerine. Sana ne insanların bilmem insan haklarından, seni ne ilgilendirir gibi, yani tabii böyle bir algı oluşturmaya çalışıyor. TTB kanununu okusa aslında orada çok net bir şekilde asli görevimiz olduğunu bilecek. Ama bunu bildiği halde açıkça böyle, yani diyor ki TTB sen sadece sağlık alanında bir cephe aç. TUMOVA diyor ki ya sen ne işin var, ne işin var sen TTB'de aynı yerdesin ya. O adam sağlık, sen de diyor git mühendislik alanında bir şey yap. Şimdi her noktada çağdaş hukukçular diyor ki sen adalet hukuk alanında bir cephe aç. Böylece bizi paramparça edip her birimizi kendi cephemizde bilgiyle, donanımla mücadele etmemizi sağlamaya çalışıyorlar. Ama o kadar azalıyoruz ki karşımızda devletin gücü var. Devlet her cephede var zaten, her yönüyle var. Bizi de böyle küçük küçük parçalara ayırıp her yerde bir cephe, bir mevzi açmamızı sağlıyorlar ve bizi tek tek avlıyorlar, avlayacaklar. Hayır, burada bizim yapacağımız bir tek şey var. Topyekün mücadeledir. Yani sağlığı siz istediğiniz kadar uğraşın. İstediğinizi yapın. Ne yaparsanız yapın. Eğitime ne yapacaksınız? Hadi sağlık mükemmel oldu, eğitim bu şekilde olduktan sonra ne olacak? Ya da insan hakları karnemiz belli. Hadi bakalım istediğini yap sen sağlıkta. İnsan haklarında eğer ilerleme olmadıysa. Peki çiftçinin durumu ne olacak? İşçinin durumu ne olacak? Asgari ücret ne olacak? Bunlar sağlıkla alakalı şeyler değil mi? Demek ki biz, evet, kendi alanımızda bilgiyle, donanımla mücadele edeceğiz. Bir. İki, eğer aklı başında bir hükümet, te inanır halk, aklı başında siyasileri işin başına getirirse bir dakika bile beklemeden ya biz görevi devraldık ama ne yapacaktık arkadaşlar, getirin bakayım ya şu TTB'yle bir oturalım filan demeden, çok öncesinden oturup çok öncesinden işlerimizi hallederek ya Allah deyip işe başlamalıyız. Biz şu anda o noktadayız.
Yani bütün STK'larla, aklı başında insanlarla oturmuşuz, bir yol çizmişiz kendimize. Şu anda devraldığımız anda yürüyecek noktadayız. Yani ne oluyor filan bile demeden yürüyecek noktadayız. Ama öncelikle topyekün mücadele etmemiz lazım. Topyekün mücadele. Bakın hiç bu işin siyaseti filan yok. Bak hiç ne CHP'yi övecek halim var. Şurada meslektaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bunun da ilk basamağı bu referandumdur. Bu referandumda ne yapıp edip, ne yapıp edip bu işin bacağını, şeytanın bacağını kıracağız. Bu bize bir özgüven getirecek. Ondan sonra da topyekün mücadelemizi yaptığımız zaman, yani şu anlayış, şu salondaki bu anlayış eğer Türkiye'ye hakim olursa, o zaman tarımda da, sağlıkta da, her alanda inanın başarılı oluruz. Önemli olan şu anlayışı, yani gerçekten halkın hizmetinde olan bir anlayışı, gerçekten insanı önceleyen bir anlayışı biz siyasete hakim kılabilirsek, ki bu mümkündür, o zaman biz başaracağız. Aksi takdirde sağlığı uçursanız ne olur, uçurmazsanız ne olur? O yüzden aslında ilk başta bu cümleleri söyleseydim gerisine cevap kalmazdı ama o zaman da konuşmadı, sorulara savuşturdu derlerdi. Çok teşekkür ediyorum sorular için de arkadaşlar. Biz de çok teşekkür ediyoruz her iki konuşmacımıza. Gerçekten teknik gibi algılanan bir konuyu ne kadar siyasi bir alana tekabül ettiğinde Aytu Bey ve Çiğdem Hanım aktarmış oldu. Ben toplantıyı sona erdirmeden önce bu içinde bulunduğumuz dönemi Aytu Bey kısaca söyledi. Hakikaten şehir hastaneleri gibi oldukça ucube bir projeyi durdurabilmek için ilk adımın önümüzdeki anayasa referandumunda özgüvenimizi yerine getirecek bir hayırı çıkarmak olduğunun altını çizmek istiyorum. İstanbul Tabip Odası'nın, Türk Tabip Derneği'nin bu konuda başlatmış olduğu kampanyaya meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Bunun dışında 14 Mart haftası içine giriyoruz. Biliyorsunuz bu hafta, önümüzdeki hafta 14 Mart haftası. Bu hafta sağlık ve hekimlerin sorunlarına duyarlılığının artmış olduğu bir hafta. Taleplerimiz var. Bu taleplerimizi sizlerle beraber, hekim arkadaşlarımızla beraber topluma, bizi yönetenlere aktarmak istiyoruz. Sorunlarımıza dikkat çekmek istiyoruz. Bununla ilgili hazırladığımız broşürler ve mektubumuz, anayasa referandumdaki tutumumuzu belirten mektubumuz dışarıda. Arkadaşlarımızdan onları almalarını da talep ediyoruz. Yeniden çok teşekkür ediyorum.